Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hafta içer sabah olduğu gibi gündeme dair soru görüşleriniz için 0212-363-0434, 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağımı söyleyeyim. Şöyle günün öne çıkan başlıklarına baktığımız zaman Süper Lig'de şampiyonluk oranları belirlendi. Tabii ki maç kayıpları, takımlarımızdaki kazanmalar, mağlubiyetler bir anda oranları değiştirebiliyor. İddia risk yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranını 2.85 olarak açıkladı. Fenerbahçe 3.20, Galatasaray'ın da şampiyonluk oranı 5.50'ye çıkmış vaziyette. Beşiktaş'ta kara bulutlar dağıldı diyoruz. Neden öyle diyoruz? Zorlu karşılaşmada Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişata dur diyen Beşiktaş derbi galibiyeti yaşadı. Siyah beyazlar geriye düşmesine rağmen rakibini devirip iç sahadaki üstünlüğünü sürdürürken Larin Ersin ve Umut Meraş'ın performansı göz doldurdu. Kartal'da Larin'in biliyorsunuz o Larin'le ilgili sözleşmeyle ilgili gelişmeler var. Onun da detayını birazdan zaten vereceğim. Ahmet Nurçebi de yavaş yavaş görüşmelere başladılar. Larin de kalmak istediğini belirtiyor ama tabii rakamları da ben 2,5 milyon eurolar civarında bir rakam istediği konuşuyor Larin'in. Tabii Beşiktaş yönetimi bu konuyla ilgili pazarlıklar yapıyor. Mesut Özil hayal kırıklığı yarattı. Neden öyle diyorum? Mesut Özil eski günlerini mumlarıyor. Asist makinesi olarak görünen oyuncu 2 sezonda toplam 23 maça çıkarken sadece 2 asist yapabildi. Şöyle geçmişe baktığımızda Werder Bremen'de 108 maç, 16 gol, 54 asist. Real Madrid'de 254 maç, 44 gol, 77 asist. Arsenal'de 159 maç, 27 gol, 80 asist. Almanya milli takımına baktığımız zaman da 92 maça çıkmış, 23 gol, 40 asist yapmış. Mesut Özil biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor PPDK'ya sevk edildiler. Biliyorsunuz çirkin ve kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle 3 kulüp PPDK'ya sevk edildi. Dün Euroleague'de Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'ta önce taraftarlardan tepki geldi. Ondan sonra da taraftardan çok büyük destek geldi. Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili bunu daha önce de söylemiştim. Bu transfer dönemi yaklaştı. Gene Vedat Muriç ile ilgili haberler çıkar demiştik. Bugün de itibaren çıkmaya da başladı. Vedat Muriç Lazio'da hayal kırıklığı yaratıyor. Tekrar dönmek istediği yönünde haberler var İtalyan medyasında. Galatasaray'da kupa rekortmeni kaleci Fernando Muslera'nın performanstaki düşüş dikkat çekiyor. Son oynadığı 18 resmi maçta 9 büyük hata yapmış Muslera. Galatasaray Ocak'ta 2 takviye yapacak. 6 numarada umduğunu bulamayan Galatasaray Getson ve Elneny ile bir hamle yapmayı planlarken kale içinde Muslera'ya alternatif olarak da Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'ın gündemde olduğu konuşuluyor. Genel başlıklarımız bunlar. 10.05 itibariyle bugün 11-10 kalaya kadar telefon alacağız. 2 bağlantı yapacağız. Bir Trabzon bağlantısı yapacağız. Bir de Hakan Can'la da genel değerlendirme yapacağımızı söyleyelim. İlk dinleyicimizle beraber ters köşeyi açalım. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ahmet Dolayır. İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Şu Beşiktaş Galatasaray maçında da izledik. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Hakkıyla, birilerinin hakkıyla aldı ama şimdi mesela bir teknik direktör açıklamalarında bir takım tezatlıklar var. Bunlar bizi de seyirciler olarak yanlış yönlendiriyor. Hangi teknik direktörün açıklamasında tezatlık var? Şimdi biz kendimizinki, yok ikisininkinde. Ha ikisinde de. Şimdi mesela bizim Sergen Yalçın diyor ki bu diyor bu ligi diyor Avrupa Ligi ile karıştırmayın diyor şampiyonu. Arada diyor fark var diyor. Orada daha hızlı oynanıyor diyor. Yani biz burada gücümüzü gösteriyoruz. Orada biraz eksik kalıyor anlamında konuşuyor. Haklı. Şimdi bizim hocamız da diyor ki biz Avrupa Ligi'nde lideriz diyor. Hatta Avrupa Ligi'ndeki takımları da orası Şampiyonlar Ligi ayarında olduğunu söylüyor. Orada da lider oluyoruz diyor. Ondan sonra geliyoruz iç sahada
Yani hem Beşiktaş'ı yenemiyoruz, hem öbür tarafta daha önceki yenilgilerimizi hatırlıyorsunuz, Kayseri'den 3 yiyoruz. Hı hı. Böyle bir şey oluyor. Şimdi ben hangisine de inanayım mı, futbol bilgimle birini mi yargılayayım, sorgulayayım? Şimdi şey yapamadım yani, kötü oynuyoruzun adını sahiplenmek ya da hani şey yapmak yok da böyle bir şey var, o da bizi seyirciler olarak, taraftarlar olarak rahatsız ediyor açıkçası. Anladım. Evet. Bir konu daha var. Buyurun. Mesela bu penaltı konusuna gelelim Galatasaray'da. Ya bir takımın penaltısı belli değil mi? Yani o da ama orada belli de tabii Çıkalda penaltıcısı. Zaten Sayın Fatih Terim bununla ilgili açıklama yaptı ama orada şimdi tabii bir önceki maçta da farklı bir futbolcu, o derbide de farklı bir futbolcu işte gelip Mustafa Muhammed Çıkalda'nın elinden almak için penaltıyı almak için elinden alıyor topu, kendi kullanıyor. Burada tabii biraz dün onu da konuştuk muhabir masasında arkadaş, Galatasaray muhabir arkadaşlar, biraz burada Fatih Hoca'nın devreye girmesi lazım. Yani eğer orada Mustafa Muhammed topu alıyorsa, benim tanıdığım eski Fatih Terim, ne yapıyorsun kardeşim der, bırak topu, Çıkaldı at der. Doğru mu? Doğru doğru, haklısınız. Hatta görüntüleri izliyorsanız o elini kaldırmış tamam demiş gibi ona aldığında topu. Şimdi bizim üzüldüğümüz nokta bu. Şimdi ona öyle tamam de, çıktıktan sonra başka bir şey de, bilmem. Halbuki biraz belki masaya... tamam demedi, isyan etti başkan. Başkan diyorum Sayın Fatih'im, ellerini kaldırma tamam anlamına olabilir, gelmeyebilir. İsyan anlamı ne yapıyorsun? Doğru. Ne yapmaya çalışıyorsun tarzı da kaldırmış olabilir Sayın Fatih Terim, ama of Sayın Fatih Terim'in bağırması gerekir. Veyahut da benim tanıdığım, yani benim bildiğim Sayın Fatih Terim o penaltıdan sonra da oyuncu çıkarır de sizin olsa. Değil mi? Değil mi? Öyle olması lazım. Haklısın. Yani peki, olması lazım demeyeyim de tanıdığım Fatih Terim bunu yapardı. O anlamda söylüyorum. Haklısınız. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın Ahmet Bey. Serkan Bey bir mesaj atmış. Aygün Bey, babası Galatasaray maçta kalp krizi geçiren Mustafa Cengiz'in vermeyin dediği Beşiktaş maçına var odası, Beşiktaş gol bulunca gol sevinci görüntülenen bir hakem olan Mete Kalkavan, Beşiktaş Galatasaray maçını var hakem olarak atanıyorsa bu sistemde sıkıntı vardır. Kaldı ki Beşiktaş maçından önce yapılan faule müdahale etmedi. Penaltı atışına ileri giren Beşiktaş orada var müdahale etmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Orada yanlış biliyorsunuz. Penaltı pozisyonunda var müdahale etmiyor. Hakemin görmesi lazım ama orada da hakemin onu görmesi mümkün değil. Çünkü o an hakem topa giden futbolcuyla kaleciye bakıyor. Onu görmesi de mümkün değil. Orada bir sıkıntı var. Çoğu insan işte orada var müdahale etmesi gerekiyor ama var şeyinde var bu olaya müdahil olmuyor. Dinleyici varmış. Günaydın. Günaydın Aydın Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür edersin. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Serkan İstanbul'dan, Galatasaray tarafından. Buyurun Serkan Bey. Aydın Bey, kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Çok kısık geliyor ses çünkü. Anla iyi mi? Daha iyi, buyurun. Şimdi objektif pilotun üstesinde bir fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray gibi bir maça. Yani Mustafa Cengiz başkanımız var, bildiğim Galatasaray başkanı. Israrla demiştik ya, bakın. Serkan Bey, okudum mesajınızı. Aynı mesaj değil mi sizin söylediğiniz? Evet, aynı mesaj. Yani sizde etik mi? Hani Mete Kalkavan gibi bir hakemin var odasına yani görünmesi. Zaten hani daha önce bir Beşiktaş maçında skandal bir durum. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Fenerbahçe de bu konuda isyan ediyor. Beşiktaş da bu konuda isyan ediyor. Trabzon'da isyan ediyor. Kayseri'de isyan ediyor. Ben şunu söylüyorum. Bakın ben şunu söylüyorum Serkan Bey. Sadece kendimize yapıldığımız zaman isyan etmeyelim. Çıkıp diyelim ki, Fenerbahçe başkanı çıkıp diyecek ki kardeşim Galatasaray maçındaki bu hakemi sen nasıl verdin? O pozisyonu nasıl görmez diyecek. Galatasaray başkanı Sayın Burak Elmas çıkacak diyecek ki Adana Demirspor maçındaki o pozisyon neydi hocam? O nasıl bir hataydı demesi gerekir dediği zaman biz bu işi düzeltiriz. Ama biz sadece kendimizi düşünürsek, kendimize yapıldığı zaman konuşursak bu işi düzeltemeyiz. O zaman da düzelmiyor. Mustafa Cengiz başkan çıktı konuştu, düzeldi mi? Bakın ben şunu söyledim, demin de aynısını söyledim. Fenerbahçe için de konuştu bizim Galatasaray başkanı. Hani hakemin hatasını yani söylüyor. Yani düzelmiyor ki, sistem düzelmiyor. Sistemin düzelmesi için şimdi kulüpler hakikaten bu son dönemde, belki bana kızacaksınız, Sayın Ali Koç ve Sayın Burak Elmas'ın yoğun gayretleri, Ahmet Ağoğlu, Ahmet Nurçebi'nin istekleriyle beraber şu anda bir yola girildi. Bir düzelme çalışmaları yapılıyor. Ama bu sistemin değişmesi, sadece MHK başkanının değişmesiyle olmaz.
Sadece evet, MHK evet. Başkanı değişmesi var. Bütün kurullar. Yani eğer bir temizlik yapılacaksa, temizlikten kastım değişim yapılacaksa, bir sürece girilecekse, kimse kusura bakmasın sadece MHK başkanı değiştirirsen, işte bu ülkede 2 sene 4 tane MHK başkanı değişti. Biz sadece hakemleri konuşuyoruz. VAR'ı konuşuyoruz, AVAR'ı konuşuyoruz, onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. 2-3 yıldır Fenerbahçe hakemler tarafından ve Galatasaray, ikisi özellikle iki büyük takım, Galatasaray Fenerbahçe hakemler tarafından mağdur ediliyor. 2-3 yıldır da tam tersi Beşiktaş hakemler tarafından kullanmasına rağmen isyan ediyor. Doğru. Teknik direktörü çıkıyor, hakem süper maç yönetiyor. Halil Mutlular, biz bir daha bu maçı istemiyoruz diye ters algı yapıyor. Doğru. Gidiyor, bir tane spor yazarı var, Twitter'dan tweet atıyor. Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Galatasaray doğranmış hakemler tarafından ters algı yapıyor, tweet atıyor. Beşiktaş camiasının Yıldır, bu ya şimdi bizim başka ya, başka gazetecilerin atmış olduğu tweetleri burada konuşmamız yalnız. Biz kendi düşüncelerimizi burada konuşmamız lazım. İşte X kanaldaki yorumcu bunu söyledi, o bunu söylediği yerine siz kendi yorumunuzu yapmanız lazım. Zaten sizin aynı anda mesajınız okurken siz beni aramışsınız. Son cümlenizi arayayım çünkü reklama gitmem gerekiyor Serkan Bey. Buyurun. İnşallah Ali Koç Başkan ve Burak Elmas Başkan Ahmet Ağol'da ikiliden birleşip de bu sistemi komple düzeltirler. Yabancı hakem gelecek. Yani bakıtları düzenler. Yerli hakem de olsa inanın yeni genç yetenek yerli hakemler de gerçekten düzenlemişsin sen. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe telefon almaya devam edeceğini söyleyelim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Şimdi bu sosyal medyada tweetlere, atılan mesajlara baktığım zaman hakikaten çok çok zeki insanlar var. Bazen o kadar güzel benim atmış olduğum tweetlerin altına o kadar güzel yorumlar yapılıyor ki aslında bana inanılmaz bir eleştiri yapıyor ama o kadar güzel bir cümleler kuruyor ki insan hakikaten bazen beğeniyorum o cümleyi, bazen RT bile yapabiliyorum. Şimdi gelen bir mesaj var, çok ilginç bir mesaj hem de. Selman Can Bolat göndermiş. Abi Fenerbahçe'nin 23. dakikada attığı tweet Fener'le kimse başa çıkamaz dedikten sonra 23 numaralı Emrah Baba'nın gol atması bir tek Fener'in başına gelebilecek bir olay demiş. Hakikaten yani buradan onu bağlamak, oradan onu düşünmek inanılmaz güzel bir şey. İnanılmaz zeki, zekiyiz. Hakikaten bu konuda çok çok iyiyiz. Sosyal medyada da iyi kullanıldığı sürece sosyal medyada çok keyif veriyor. Ama tabii sosyal medyada bazen çok farklı mecraları insanları götürmeye çalışanlar var. Onlara da dikkat etmek gerektiğini söyleyelim. Dinleyicimizi alalım. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Günaydın. Yusuf ben, İstanbul'dan. Kim? Yusuf. Buyurun Yusuf Bey. Şimdi... Biraz gergin miyiz? Bana böyle geldi. Ses tonundan böyle sanki. Bir şey söyleyeyim mi? Uzmansınız. Niye? Vallahi. Şimdi ses ben ilk defa belli, bağlanıyorum. Ses tonundan belli. Dinliyorum ama trafikte. Ses tonunuzdan belli. Ya trafikte, yoğun bir trafikte kaldınız. Onun bir gerginliği. Yok, çektim ya da... kenara şimdi de. Ha, ama o zaman trafiği engellemiyoruz değil mi? Hayır. Yaktım. Kenardayım. Şaka. Buyurun Yusuf Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi ben dinliyorum sizi devamlı da. İlk defa bağlanıyorum. Biraz önce bir arkadaş bağlandı. Herhalde Galatasaray taraftarı. Ben Beşiktaş taraftarı değilim. Beşiktaş sevdalısıyım ama emin olun futbola aşığım. Şimdi ben yaklaşık 30 senedir maç seyrediyorum. Futbolda bizim Türkiye'de bir düzen var. Ne zaman ki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe herhangi birisi çıksa diğerlerini de oraya getirmeye çalışan bir sistem var. O zaman zaman Beşiktaş'a, zaman zaman Galatasaray, zaman zaman Fenerbahçe oluyor. Biz sadece kazanan hastır düşüncesiyle hareket ettiğimiz sürece hiçbir yol alamayız. Demin aynısını ama söyledim zaten. Ama şunu söyleyeyim ben, Türkiye'de eğer bir sıralama olacaksa düzen Galatasaray Fenerbahçe'nin üstte kalmasını istiyor. Ben 5 yaş olarak 30-35 senedir bunu görüyorum. Kimse diyemez ki 5 yaş hakemler tarafından kullanıyor. Bu belki senede 2 maç 3 maç olur ama Galatasaray biraz da takılacağı zaman emin olun bir destekle orada tutulması sağlanıyor. Bunu eğer taraftarlara kim bakmak isterse bunu görebilir. Anladım. Peki. Yani benim söylemek istediğim bu. Çok... Şunu söylemek istiyorum soruları fazla vaktinizi almadan. Buyurun. Beşiktaş bu ülkenin yetim çocuğudur. Bu ülke Galatasaray Fenerbahçe tepede ister.
Ama yok öyle bak öyle sadece, ama bir şey söyle Yusuf Bey. Tepede istemiş Avrupa'da olsa. Türk olmak, bakın Aygün Bey, Avrupa'da Türk olmak, Türkiye'de de 5 yaş olmak gerçekten zordur. Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey olsa. Bir şey ama lütfen. Bakın bu ülkede öyle bir düşünce olsa Başakşehir şampiyon olamazdı. Bu ülkede ya sizin gibi dediğiniz Bursa Spor şampiyon olamazdı. Trabzonspor yıllarca şampiyon olamazdı. Aynı düşüncede olsa Beşiktaş geçen sene diyorsunuz hani yükseklik üste tutma. Beşiktaş geçen sene şampiyon olamazdı. Bu işe. Bunu görüyor musunuz? Beşiktaş şampiyon olması için, maç kazanması için muazzam iyi oynaması lazım. Lakin ama bu bütün takımlar için geçerli Yusuf Bey. Çok iyi oynamasına gerek yok. Biz bunu yıllardır görüyoruz. Beşiktaş ne zaman şampiyon olduysa çok çok iyi top oynamıştır. Eğer Galatasaray veya Fenerbahçe iki maç iyi oynarsa, üçüncü maç takılsa bile ona bir şekilde maç içerisinde destek sağlanır. Sizin dediğiniz düşünce eğer olsaydı Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olamıyor Yusuf Bey. Yapmayın. Fenerbahçe'nin bu olayını ben de çözemedim. Hakemler kolu ödemiyorum. Hayır ama, bu sistem diyorsunuz ya, bu sistem üste tutma anlamında söylüyorsunuz ya. Ama evet. O düşüncenin haklı çıkması için Fenerbahçe'nin 7 senede en az 3 kez Galatasaray'ın 7 senede... O zaten test konusu. Fenerbahçe 7 senede şampiyon olamış test konusu. Ama o zaman işte burada bir şeye düşme durumu da oluyor. Yok, o anlamda. Yok, düşmüyor. Emin olun bu böyle. Peki. Yani çok... bunu bütün dünyadaki yani herhangi bir Türkiye'deki sistem bunu ister. Ben 5 yaş olmaktan çok mutluyum. Ama Fenerbahçe'de zaten seviyorum. Yeter ki adil olalım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Zaten bu adalet hepimizin istediği bir şey. Bütün kulüp başkanları, taraftarlar da artık her şeyi görüyor. Hepimiz biliyoruz artık. Futbol bilinen bir şey. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Herkes neyin nasıl düşünceyle sahaya çıktığını da çok iyi biliyor. Herkes ne diyor? Kardeşim diyor, adil ol diyor. Bana o düdüğü çalıyorsan diyor, ona da çal diyor. İşte maalesef bu düdüklerden dolayı, o sıkıntılı düdüklerden dolayı, gözükemeyen, görünmeyen pozisyonlardan dolayı, VAR'a gitmeyen, gitmek istemeyen, o sistemi kullanmak istemeyen hakemlerden dolayı bugün bu sistem sıkıntı yaşıyor. Normal şartlarda kimse ayrıcalık istemiyor. Sayın Ali Koç, ya bana hakemler ayrıcalık yapsın, ben hafta kazanayım demiyor. Aynı şekilde Sayın Burak Elmas, aynı şekilde Sayın Ahmet Nurçebi, aynı şekilde Sayın Ahmet Ağoğlu, aynı şekilde Sayın Murat Sancak, aynı şekilde Rize Başkanı Sayın Tahir Kıran başta olmak üzere bütün başkanların istediği tek bir şey var kardeşim. Adaletli olun, gördüğünüzü çalın. Kart gösterirken korkmayın diyor hepsi. Neyse onu ver diyor. Atıyorum, örnek veriyorum, sakın yanlış anlamayın. Babel o pozisyonu yapıyorsa, sarı kartı veriyorsan diyor, aynı pozisyonu yapan Fenerbahçe ileti ne bileyim Ener Valencia'ya kırmızı gösterme, ona da sarı ver diyor. Örnek anlamında veriyorum, isimleri hemen takılmayalım, kulüplere takılmayalım, örnek anlamında söylüyorum. Kartlarda adaletsiz olduğunu zaten hepimiz görüyoruz, hepimiz maç izliyoruz, sokaktaki herkes zaten kahvesinde, taksiye bindiği zaman, otobüse bindiği zaman, gazetesini okuduğu zaman zaten herkes her şeyi görüyor, akşam televizyonda izliyor, yorumcuları dinliyor, zaten herkesin kendisinde de bir yorum var, zaten herkes kuralları da bildiği için, ya kardeşim diyor, burada bunu yapıyorsan burada niye onu yapıyorsun diye soruyu soruyor. İşte o soru sorulacak kısım dediğimiz o MHK kısmı, oradaki babadan oğula, amcadan enişteye, dayıdan yeğene geçen sistemin kırılması gerektiğini hep söylüyoruz. Oradaki ilişkilerin bozulması gerektiğini, aynı ofislerde bulunan işte kurullardaki çalışanlar, aynı kitaplar, bunu Atilla Türker'in zaten zaman içerisinde yapmış olduğu haberlere baktığınız zaman bunların detaylarını zaten hepiniz okuyorsunuz, biliyorsunuz. Onların bozulması gerektiğini istiyor bütün kulüplerimiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ergün abi. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. İstanbul'dan Fırat'tan merhaba. Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Abi öncelikle seni çok seviyorum. Çok teşekkürler. Çok düzgün bir insansın. Gerek yaptığın yorumlar, gerek insanlara karşı böyle davranışların. Benim haddime değil belki. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çok, çok teşekkürler, sağ ol. Onun dışında da demin arkadaş dedi ya abi, bağlanan arkadaş. Hani Fenerbahçe ve Galatasaray her zaman üstte tutuyor Türkiye'de. Yani aslında onu... benim evet. Aslında benim söylemek istediğim, yani ya da birçok insan, Fenerbahçe'nin söylemek istediğini sen söyledin. Hani üstte tutulsa Fenerbahçe 7 senedir hiç mi şampiyon olamaz? Son maçlarda niye şampiyonluğu veriyor? Yani üstte tutulsa ya da, evet. Evet. Evet abi, dediğin gibi. Yani ben bunu nasıl düşünüyor arkadaş, onu merak ediyorum. Yani bu tutulma olayı, yani bu tutulmaya baktığın zaman bu ülkede Anadolu takımları da şampiyon oldu. Bursa Spor şampiyon oldu. Trabzon defalarca oldu. Trabzon Spor Başakşehir döneminde, Başakşehir'in şampiyon olduğu dönemde kimse kusura bakmasın, Trabzon Spor kendi eliyle şampiyonluğu verdi.
Kimse ya kusura bakmasın. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle sağ içinden sağ dışına çıktı Trabzonspor ve Trabzonspor'un hakkı yendi. Açık söylüyorum, evet. Hakkı yendi. Evet. Söylüyoruz abi. Bunları. Katılıyorum. Yani gerek hakemin tutumları, hakemlerin tutumları, gerek federasyonun Fenerbahçe'ye karşı tutumu. Yani şampiyon yapılmak istenen, yukarıda tutulmak istenen bir kulüp. Bunları yaşar mı? Ya 1959 öncesi şampiyonlukla ilgili hala karar veremeyen bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı var ya. Kaç ay oldu abi? Kaç ay? Ay mı? Yıl oldu neredeyse ya. Vereceğim, evet. Belli. Oldu olmadı. Ya bir kulüp başvuruda bulunuyor. Sen bu kulübün başvurusunu ciddiye almıyorsun ya. Abi. Hala inceliyorum diyorsun. Senin inceliyorum dediğin kulübün 30 milyon yakın taraftarı var ya. Kesinlikle en çok ezilen kulüplerden bir tanesi Fenerbahçe. Bu her zaman böyle olmuştur. Ve gitgide de devam ediyor bu durum. Nasıl olacak bilmiyorum abi. Yani Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un da artık biraz böyle tamam maddi anlamda taşın altına elini koydu ama birazcık bence bu konularla da ilgilenmesi gerekiyor. Yani kulübü savunduğunu biz görmek istiyoruz abi. Daha fazla görmek istiyoruz. İşte o Aziz Yıldırım'la Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç arasındaki denge biraz farklı. Farklı, evet. Farklı. Karakter olarak çok farklı. Çok farklı, çok farklı. Yani o şimdi Sayın Aziz Yıldırım'dan sonra başkan olmak kolaydı. Çünkü orada çok üst seviyede bir seviye derken yani tartışma, kavga anlamında söylüyorum. Farklı. Anlıyorum. Bir insandan böyle birine geldiği zaman insanlar da böyle bir şaşırıyor. Sayın Ali Koç'un farklı bir yapısı var. Sayın Aziz, evet. Yıldırım'ın çok farklı bir yapısı var. Ama Sayın, evet, Aziz abi. Yıldırım da ilk dönemlerinde böyle değildi. Daha sonradan böyle oldu. Belki ileriki dönemlerde Sayın Ali Koç da belki o dönemlere dönebilir. Doğru, bilmiyorum. Doğru. Yani. 20 senelik oturmuş bir düzen vardı sonuçta. Aynen. Aynen. Yani. Aynen. Abi teşekkür ediyorum. Sağ ol. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Aynı şekilde kardeşim. Her zaman. Çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Ve Kasımpaşa'da Serkan Reçber. Dün Serkan hocama da öyle diyorum çünkü çok güzel bir göreve geldi. İnşallah Kasımpaşa'da görevine, daha önce de biliyorsunuz Kasımpaşa biraz karışık. Yani orada görev almak da kolay değil. Hoca oluyorsun, sabah hoca oluyorsun, öğleden sonra görevine son veriliyor. Enteresan bir kulüp ama inşallah Serkan Reçber hakikaten daha önceki dönemlerde de Kasımpaşa'da çok güzel işler yaptı. Aynı işlere tekrar geri dönecektir. Gene inanılmaz bir futbol bilgisi ve birikimi olan, çok fazla futbolcuları takip eden ve transfer dönemlerinde hakikaten çok iyi isimleri getireceğini tahmin ediyorum. Kasımpaşa CEO olarak görev yapacak Serkan Reçber. Şimdi zaten hocalarla ilgili de Guti'nin ismi geçiyor galiba. Bugün bir gazetede gördüm. Tugay Kerimoğlu'nun ismi çok fazla geçiyor. Yani hocalarla ilgili de çalışmalar yapıyor. Birkaç gün içerisinde tahmin ediyorum bununla ilgili kararı verecektir. Şimdiden de Serkan Reçber kardeşime de yeni görevinde başarılar diliyorum. Çok da iyi bir insan, çok düzgün bir insan. İnşallah daha önce yapmış olduğu başarılarını tekrar Kasımpaşa'da devam ettirir. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İstanbul'dan Ahmet ben. Ahmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Aygün abi. Sizler de çok teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Bey. Aygün abi. Polemik olsun yaramıyorum. Ama az önceki Beşiktaş'ta arkadaşa bir iki demeç söylemek istiyorum. Bu arkadaş son 5 yıl içerisinde Beşiktaş'ın şampiyonluklarını hiç düşündü mü? Tamam, çok iyi futbol oynamış olabilir ama biz de en basit örneği Trabzon maçında çok iyi futboluyla başladık. Hatta kesinlikle ben ilk 20 dakikada kesinlikle çok rahat alabileceğimiz bir maç düşünürken hakemin 1-2 yanlış kararıyla önümüzün kesildiğini düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş da çok iyi oynayabilir ama en ufak bir hakem müdahalesiyle Fener'in düşmüş olduğu pozisyonda düşebilirdi. Ki Beşiktaş'ın biz bugüne kadar son 5 yıl içerisinde bu şekilde mağdur olduğunu hiç görmedik. Keza Fenerbahçe'li olmama rağmen bunu Galatasaray'da da gördük, Fenerbahçe'de de gördük. Ve şunu dile getirmek istiyorum. Fenerbahçe son yıllarda, son iki maçta uğramış olduğu haksızlıklarla verilen şampiyonlukları hiç mi görmüyorlar? Yani bunu söylerken hiç mi ellerini vicdanına koymuyorlar? Konuşmayı başladığında çok güzel başladı arkadaş. O kadar güzel anlattı ki ya dedim helal olsun bizim demek istediğimiz her şeyi dile getiriyor diye düşünürken bir anda böyle kalkıp da Beşiktaş'ı bu kadar savunup diğer takımları bu kadar karalamasını açıkçası içerledim. Bunu dile getirmek istedim Aygün abi. Hı hı. Bir de dediğim gibi bu 1959 yıl öncesi şampiyonluklarla alakalı olarak yani
yine Fenerbahçe taraftarını sokaklara mı dökmek istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Yani şimdi bu sokaklara dökme falan filan değil. Tabii ki burada bir Fenerbahçe'nin bir haklı bir başvurusu var. Niye haklı diyorum? Çünkü böyle bir başvuru hakkın varsa ve o başvuru yapmak senin en doğal hakkındır. Ama bununla ilgili kararın da bir an önce verilmesi gerekiyor. Şimdi geçen sezon başvuruda bulunmuş. Yeni bir sezon başladı. Yeni sezonun da artık 10. haftası geçiyor. Bu sezonu ne zaman vereceksin? Hani geçen sezonu dediler ki işte maçlar oynanırken bu karar verirse belki sıkıntı yaratabilir. İşte kulüpler bilmem ne olabilir falan filan tarzı bir açıklama. Yeni sezon başladı, artık bir an önce karar verin. Kulüpler bunu bekliyor. Niye bu tutuluyor orada? Yani neden tutuluyor? Bak, bir Fenerbahçe olarak şunu sorabilirim. Neden tutuyorsunuz elinizde? Bir ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bir soru sorabilirim. Ben buradan çok farklı noktalara da gidebilirim. Çok farklı sorular da sorabilirim. Zaten bunu ilk TFF'de bir toplantı o zaman özellikle gideceğim bu soruyu sormaya. Onu da söyleyeyim. Yeni MHK Başkanı 1-2'nin içerisinde açıklayacağız demiş Sayın TFF Başkanı Nihat Özdemir. Katılmış olduğu bir program var şu anda. 1-2 gün içerisinde göreve getireceğiz diye bir son dakika gelişmesi var. Onu da söyleyeyim. Buyurun Ahmet Bey. Ama Aygün abi şimdi bakıyorum. Federasyonun açıklamasının altında ben şunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe olası bu sene bir şampiyonluk. Ki özellikle atıyorum en son maçını hakem hatasıyla kazandı ve şampiyon oldu. Daha önceki yıllarda son maçlarda şampiyonluğu kaçırdım. Tam tersini bir haksız bir atıyorum golle veyahut da kararla maçı aldı ve şampiyon oldu. Peşinden de federasyon kalktı dedi ki reddettim dedi. Veyahut da tam tersi oldu, kabul ettim dedi, Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı. Bu sefer kişilerin kafasında şu soru işareti kalmayacak mı? İşte 1959 yılı öncesi şampiyonlukları Fenerbahçe ile federasyon anlaştı. İşte bakın şampiyonluğu verdi. Ama bu vermedi veya şampiyonluğu vermedi, bunu verdi. Zaten bunu zaten herkes düşünecek o anda. Şimdi demek istediğim konu buna niye müsaade ediliyor? Yani evet. Niye açıklama yapılmıyor? Bunu dile getirmek Peki. istedim Aygün abi. Çok İyi teşekkürler. Yayınlar. Sağ ol, çok mersi. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra 10 kalaya kadar telefon alacağımızı söyleyelim. Ondan sonra zaten programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Instagram mesajlarına dönelim. Osman Şenkal, günaydın Aygün Bey. Trabzonspor taraftarı olarak çayımızı kahvemizi alıp arkamıza yaslanıp olayları izliyoruz. Bu keyif Beşiktaş maçına kadar devam edecek galiba demiş Osman Şenkal. Emre Bağlan, günaydın Aygün abi. Dün akşamki muhabir masası programınızda Galatasaray muhabiri arkadaş Galatasaray yönetimi derbi maçından sonra hakem hakkında açıklama yapmasını bekliyor taraftar dedi. Eğer ki bu maçtan sonra da hakem konuşulacaksa biz artık hiç maç izlemeyelim ya da onlar izlesin. Onlar izlemesin. Özetlere koyulmayan Beşiktaş'ın birkaç pozisyonu var. Acaba yayıncı kuruluşta bunları hazırlayan bir hanım mı var? Bunları düşünmüyor değiliz. Bir de Hakan Can abimizin derbi hakkında yorumlarını bekliyorum demiş. Hakan Can zaten biliyorsunuz programın ikinci bölümünde bize bağlanacak. İrem Turan, yayınlar Aygün Bey. Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldı. Bu bize çok iyi moral oldu. Kalenin önünde son pasları daha yapsak maç çoktan kopardı diye düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ve memleketim olan Trabzonspor arasında gece ve gülen biz oluruz demiş. Arasında geçen gece ve gülen biz oluruz demiş İrem Turan Hanım. Günaydın. 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 İyi yayınlar Aygün Bey. Merhabalar. Gazan Kimle görüşüyoruz? Gaziantep'ten Zeki. Hoş geldiniz Zeki Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür. Antep'te havalar nasıl? Güzel. Tam bir sonbahar havası. Vallahi of. Ne sıcak. Güzel. Buyurun. Buyurun. Öncelikle Fenerbahçe taraftarıyım tabii ki. Sayın Ali Koç hakkında işte geçen hafta Trabzon dönüşünde yaptığı konuşmayla alakalı birçok kişi Ali Koç niye konuşuyor diye itiraz eleştiriyor. Konuşmadığı zaman da Ali Koç niye konuşmadı? Ya ne yapsın Ali Koç? Yani şimdi konuşuyorsa suç, konuşmazsa Az Yıldırım'dan örnek veriliyor. İşte Az Yıldırım konuşuyorsa biliyordu. Tabii ki konuşacak. Yani başkan sonuçta bir camiye temsil ediyor. Yanlışları, hataları, haksızlıkları gördüğü zaman konuşacak. Yani bunlar gayet, bundan daha doğal bir şey yok. Yani bizler kendi işlerimizde, kendi çiftimizde, kendi ailemizde bir şey gördüğümüzde konuşmuyor muyuz? Hepimiz konuşuyoruz. Konuşmadığımız zaman adımız pasta çıkıyor. İkincisi, az önce dediğimiz MHK'nin yapmaya yakın
Ben biraz baktım bu işlere, araştırdım. İtalya'da dahil yabancı, Finlandiya, İtalya, Norveç, bir takım Avrupa ülkelerinde yabancı MYK oluşturuyor. Türkiye'de bir şirketler, futbol takımlarında her yerde yabancılar var. MYK'da yabancı olsun. Şu olabilir aslında, dediğinize katılıyorum ama diyelim ki ya biz de MHK başkanı değiştirmemiz bir şey değiştirmediğini gördük. Doğru mu? Aynen, o ülkede 2 senede 2 sene 4 hep bu cümleyi kullanıyorum, kullanacağım. Aynen. 4 tane MHK başkanı gitti geldi. Aynen. Bizim yapmamız gereken asıl o sistemi kurduk ya, VAR sistemini, dünyanın evet. kullandığı sistem. Belki VAR'ı, VAR anlamında söylüyorum, VAR'a belki 6 veya 8 tane bir yabancı hakem getir, oturtursun oraya. O arada basit. Fix bir şekilde onlar kalır orada. Bütün maçları izle, insanların kafasında da soru işareti kalmaz. Ya bu işte ya bu Alman Hans da bilmem neli falan muhabbetine girmeyiz yani, onu anlamında girmeyiz söylüyorum abi. Yani. Bir zamanlar biliyorsunuz yayıncı kuruluş hakem yanıtı yabancıya getirmiş. Evet, doğru. Yani en doğru. Şimdi sizi de bir bak, konuşan arkadaşlar da MYK başkanı asansalar yine bu değişmeyecek, onu söyleyeyim. Aynen. Yani, yabancı gelecek. Şimdi hakemler de eğiten yabancı değil mi? Bizim hakemler bu Ulembek'te bir arkadaş değil mi? Evet. Ha zaten hakemlerimiz de yabancı. Ne anlamda evet. söylüyorum? Hakikaten konulara yabancılar. O anlamda evet, söylüyorum. Onlar da yabancı. Hakem eğitmeni yabancı. Pozisyonlara yabancılar, kararlara yabancılar. Her şey yabancı. Aslında bizimkiler de yabancı. Doğru. Niye bunu düşünmedik daha önce? Şimdi aklıma geldi. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Nihat Özden. Yanlış bir cümle kullandınız ha. O kısımlara girmeyelim lütfen. Burası spor kanalı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kısımları biraz sıkıntılı. Oralara girmeyelim. Çünkü bizi ilgilendiren kısımlar değil. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için diyeyim. Mesaj okumaya devam edeyim. Fatih Ulk. Aygün abi tek ve net bir soru, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye bana bir soru sormuş. Valla ben de bilemiyorum, açıkça söyleyeyim. Yani yaklaşık 30 milyon yakın taraftar olan 30 milyon taraftar da bu soruya cevap veremez. Gerçekten ne olduğunu kimse anlayamıyor. Anlaşılsa zaten bu konuya çok rahat bir şekilde cevap veririz. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bugün bize bağlanan dinleyicilerimize mesela sorsak, diyelim ki Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın 3 aşağı 5 yukarı kadrolarını sayabilirler. Yani 8-9 tane isim sayabilirler. İşte kaleci Ersin der, onu der falan filan, 8-9 isim sayar. Ama Fenerbahçe'de bize bağlanacak olan dinleyiciye desek ki ya Fenerbahçe'nin 11'ini say deseniz, şimdi ben 32 senedir Fenerbahçe muhabiriyim, 11'i say dedikleri zaman duruyorum çünkü sayamıyorum. Neden sayamıyorum? Bir tek kaleci Altay'ı sayabilirim. Cezası yoksa Kim Ji'yi sayabilirim. Atilla Zalai'yi sayabilirim. Luis Gustavo'yu sayabilirim ama diğerlerini sayarken düşünürüm. Çünkü oynayıp oynamayacağı konusunda kafalarda soru işaretleri var. Bir hafta, 3 hafta oynattığın Mia Zeki bir anda kadroya almıyorsun. Sonra Mia'yı çıkarıyorsun, bir anda derbide kadroya kuruyorsun. Yani büyük maçta kadroya koyuyorsun. Yani ondan dolayı biraz o konuda sıkıntı var. Günaydın. 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 Merhaba Aygün Bey. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Serkan Yamaç, İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Serkan Bey. Trabzonspor taraftarıyım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi dinliyorum. Herkes hakimeden dertli. Yani tabii ki şey yapıyor. Bakıyorum Trabzon Fenerbahçe maçı ile ilgili arkadaşlar bağlanıyor. Fenerbahçe'li arkadaşlar. Hakem veya hatta sizin bazı Twitter'da kişilerimizi de takip ediyorum. Görüyorum. Yani hakemle Trabzon veya Fenerbahçe'nin ilgisi hakeme bağlanıyor falan. Ben de maçı izliyorum. Biz de bakıyoruz maça. Herkesin takıldığı kim pozisyonu var. Kimin eli niye açılıyor? Sormak istiyorum yani herkes. Yani bu soranları diyorum. Kim? Koşan bir adama arkadan elini iterek hani eline niye itiyor? Amacı neydi mesela? Orada şunu şimdi yani, sorunuzu çok iyi anladım. Sorunuzu çok iyi anladım. Şimdi burada şu var. Bu sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi ilk 10 haftaya bakalım. İlk 10 hafta içerisinde birçok maça bakalım. Aynı tarz pozisyonlarda oyunun devam ettiğini görebilirsiniz. Doğru mu? Aynı tarz hareketlerde. Bak ama şimdi şu bir bitireyim. Ondan sonra sabaha kadar dinlerim sizi. Yayın bitinceye kadar sıkıntı yok. Bunu şimdi burada burada bu verildiği zaman insanların kafalarında bir soru işareti oluşuyor Serkan Bey.
Aynı tarz pozisyon ben size çok sayarım. Mesela alo, ha gitti galiba. Mesela hattan düştünüz Serkan Bey, sakın yanlış anlamayın, biz sizi hattan almadık, kendiniz düştünüz tahmin edeyim, ya da çekmeyen bir yere girdiniz. Eğer duyuyorsanız tekrar aramanızı çok isterim. Mesela şunu da söylememiz lazım. İşte hafta sonu oynanan derbide işte o penaltının tekrar edilmesi lazım. Evet, o penaltının tekrar edilmesi lazım ama şunu da unutmayın. Aynı tür penaltılar yüzlerce atıldı. Niye penaltı tekrar edilmedi? Kiminde edildi, kiminde edilmedi? İşte kafalarda soru işareti bu. Eğer sen, bir de yine aynısını söylüyorum. Bu ülkede 20 sene sonra Galatasaray 6 saniye kuralı uygulandı. Şimdi topun oynanma sürelerine bakıyorsunuz. 90 dakika veya 100 küsür dakika, 105 dakika, 110 dakika diyorlar, işte uzuyor oyuncu değişikleri falan filan. Bazı maç 7 dakika uzuyor, bazı maç 8 dakika uzuyor, bazı maç 10 dakika uzuyor. Hadi ortalama 5 dakika uzuyor diyelim. 95 dakikada topun futbolun oynandığı sürede topun sahada kalma, oyunda kalma süresine bakıyorsun. 40 dakikaya, 45 dakikaya geçmiyor. Demek ki orada bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Yere yatan futbolcu kalkmıyor. Kaleci dakikalarca elinde topu tutuyor. Sen bunları müdahale etmezsen hakem olarak, yere yatan futbolcuya müdahale etmen, dakikalarca öyle bir yatıyor ki ya diyorsun ki Allah Allah bir şey oldu diyorsun. Kriz, kalp krizi mi geçirdi diyorsun. Ne bileyim ayağını mı kırıldı diyorsun. Burnu mu kırıldı diyorsun. Bir atıyor ki kendini, iki sağ iki sol üç ön falan filan, ne oldu diyorsun. Sonra bir bakıyorsun ayağı bir kalkıyor, rakip futbolcunun üzerine yürüyor. İşte sen bu tip hareketleri sarı kartla cezalandırsan, bütün hakemler için söylüyorum. Bütün hakemler bunları, sarı kartlar tak 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 gösterse 3 hafta sonra o futbolcu yerde yatmaz. Sen 6 saniye kuralını Galatasaray'a uyguladıktan sonra o 6 saniye kuralını da Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a onu uygulasan kaleci bundan sonra elinde topu çok fazla tutmaz. Bu zamandan da ne olur, o zaman da topun oynama süresi, sahada kalma süresi, keyif verme süresi uzar. Biz devamlı dakikalarca bekliyoruz, futbolcunun yerden kalkmasını bekliyoruz. Tribünde izleyen taraftarlar dakikalarca kalecinin topu oyuna başlatması için ıslıklar çalıyor, arkadan hakaretler yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. İşte bizim en büyük sıkıntımız maalesef bu. Günaydın. Yine çok uzun konuştum galiba. Günaydın. Yok, Aygün Bey, önce isminize bir hatta bulunacağım. Ay gibisiniz, özünüz ipek gibi, sesiniz de kadife gibi, sizi çok seviyoruz. Oo, ben bilmiyorum. Bu kısmı jingle yaptırmam lazım. Teşekkür ederim, iyi misiniz? Sağ olun, çok mersi. Kimle görüşüyoruz? İbrahim Değirmenci. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Beylikdüzü'nde oturuyorum, Güngören civarında çalışıyorum. Trigo işiyle uğraşıyorum. Yaşım 51, ben araç taraftayım. Günün büyük bir kısmı da trafikte geçiyor değil mi? Beylikdüzü, aynen, Güngören aynen kısmı. Aynen öyle, dediğiniz gibi. Hani dün çocuğun arabasını tamirden çıkarttım. Tamirci bir elektrik aksamını bağlayamamış herhalde, radyom yoktu. Muayeneye gittim, inanın sizi dinlemek için. Çok teşekkürler. Çatalca'ya gittim, telefon okuyacağımı koydum. Ondan sonra muayenede bir şey lazım oldu. Telefona bir baktım, şarjı 16'ya düşmüş. Orada bekleyenler rica ettim ki, ver dedim, radyo dinledim. Sen bu radyoyu dinlemeden nefes alamıyorum dedim. Arabanın radyosu arızalı olmadan ama telefondan açtım dinledim. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Barış Bey ve ekibine komple. Ama bu biliyorsunuz karşılıklı bir olay. Eğer sizlerin bu sıcak yaklaşımları, bu güzel düşünceler olmasa belki de bizler bu kadar güzel program yapamayız. Öyle tahmin ediyorum yani. Onu da söyleyeyim. Bu karşılıklı. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi geçelim. Gelelim konuya. Gelelim şimdi konuya. Az evvel çok güzel bahsettim. Ben demin Emre'yi arıyorum ama düşüremedim. Değil tabii ki hattı. Şimdi Necip bir pozisyonun sonlara doğru yere düştü. Şey istedi. Tedavi istedi, yattı. Arkasına top kaç tane birden yay yutmuş gibi bir fırladı. Yani az evvel sizin söylediğiniz konu deyince futbolcunun gerçekten hani Atatürk'ün ulanları, Atatürk'ün sözü var. Zeki, çevik bir ahlaktı. Herkes ahlak bulursa, hakem de insan sonuçta, göz göre göre bazı kararları... Göz yummayacaksın tersine, buna. Göz yummayacak buna. Aynen. Göz göre göre bunların önüne geçer, çok rahat geçer ama dediğim gibi hani eğer tavuk çalmasını tipkiden öğrenirseniz onu ibadet zannedersiniz. Hmm. Yani siz ahlaklı olmazsanız herkesi ahlak bekleyip kendi ahlaksızlığınızı onlardan bekleyip yani yapıyor da kızamazsınız. Bu bütün taraftar ve bütün takımlar için, bütün kulüpler için, futbolcular için geçerli. Herkes önce bir kendi evinin süpürecek. Ondan sonra caddelerimiz tertemiz olacak. Aynen öyle. Bir de az evvel değindiniz. 1959 öncesi bizim şampiyonluklarımızı sayın ya da saymayın. Hani dediniz ya. Bir karar ver. Evet, bir karar ver. Yani bu kadar mı insan hani ya bir uydu anten bağlasaydık federasyona çok rahat çekerdi, bize bağlanırdı ve bizi bulurdu yani, gökyüzüne bulurdu yani bu şeyi, 1959 öncesi hikayelerini. Senin arşivinde var zaten bunlar ama
dediğim gibi niyetleri halis değil, iyi değil yani. Kötü niyetler artık, ben bunu bekliyorum. Ya bir koz olarak mı elinde tutuyorsun? Bak bak, bu soruyu sorarım çünkü bu soruyu sordurma noktasına getiriyorsun beni. Şimdi Aziz Başkan'la Sayın Aziz Yıldırım'ın araları çok iyi. Sayın Nihat Bey. Özdemir'in. Ha, Nihat Özdemir'le Ali Koç'un arasındaki sıkıntıdan dolayı mı? Heh, oraya da gelebilir. İnsanlar şimdi düşünür bunu. Çok doğru. Ben gerek çok Twitter kullanmıyorum ama gerek böyle yorumlara görüyorum arkadaşları. Ya Aziz Başkan o zaman masayı şöyle yumruğu vurardı, bu masayı dağıtırdı falan filan. Ya Aziz Başkan zamanında dedi ki kürsüden, ya dedi biz bu kulübü dedi bakkal yönetir gibi yönetmişiz diye. Ben bu Aziz Yıldırım heveslerine bunları da anlatayım. Duysunlar. Sayın Barış Ertuğrul'da soru sormuştu o kongrede. Ya biz bu kulübü bakkal yönetir gibi yönetmişiz dedi değil mi? Kulaklarına bir küpe yapsınlar. Ha, evet, Aziz Yıldırım'ın çok büyük hizmetleri oldu. Başımızın üstünde yeri var ama güç zehirlenmesine kapıldıktan sonra, Barış Bey'in çok güzel bir lafıdır. Güç zehirlenmesine kapıldıktan sonra şu an hani üniversitelerde de böyle var bu hikaye. O yüzden biz gerek halk olarak gerek de tarafta olarak gerçekten işin en alt tabakası. Çok basit bir örnek vereyim, kapatacağım. Şimdi büyük holdinglerin vergiler affoldu, büyük kulüplerin vergiler affoldu. Sıradan vatandaş şahsi vergi dairesine olan borçları 80 lira 100 lira ama çorabına varana kadar insanları acil etmişler. Madem ki aftan bahsediyorsunuz, genel bir af yapın da millet bir nefes alsın pandemiden sonra. Sizlere saygı duyuyorum. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa bir ara veriyoruz. Artık telefon almıyoruz. Telefonu bugünlük kapatıyoruz. Yarın tekrar telefon almaya devam edeceğimi söyleyeyim ama mesajlarınızı okuyacağım. Çok fazla mesaj da geliyor, onu da söyleyeyim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, ara ara tabii gelen mesajlara. Mehmet Baran demiş ki abi çözüm bu kadroda demiş. Altay, Osayi, Kimji, Serdar Zalai, Gustavo, İrfan, Mesut, Ferdi, Valencia, Berisha, Pelkas. Berisha'nın yerine de Valencia girer forvete demiş. 4-2-3-1 demiş. Taktiğimiz bu abi demiş. Mehmet Baran kardeşimiz böyle bir sistem yapmış ama tabii Fenerbahçe'de şu anda üçlü sistemden dönmeye niyeti yok Sayın Vitor Pereira'nın. Vedat İnalcan, günaydın Aygün abi. Geçen hafta oynanan Manchester United Atalanta maçında Merih Demiral Kim Min-jae'nin yaptığı hareketin aynısını Ronaldo yaptı. Hakem devam ettirdi. Hakem Ali Bey art niyeti vardı diyor. Ali Şansan'ın art niyeti vardı diyor. Bu her şekilde açık görünüyor diyor. Yeni Bosna'dan selamlar demiş Vedat İnalcan beyefendi. İsmail Bey demiş ki İsmail Karakış, iyi yayınlar Aygün Bey. Varda yabancı hakem olması lazım dedim. Abi maçı yöneten hakemimiz kıdemli. Vardaki kıdemsiz olduğu için sahadaki hakem izlemeye bile gitmiyor. Ben daha kıdemliyim diye. Varda yabancı hakem olursa hey yavrum hey, o zaman hiç gitmez bizim hakemler demiş. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Varda yabancıyı koyduğun zaman saha içindeki hakemin de çok iyi derecede artık İngilizce veya Almanca ne bileyim veya Fransızca artık nasıl bir sistem kurulacaksa bilmesi gerekiyor. Lisan da bilmesi gerekiyor. Bir de orada şimdi dilde de bir sıkıntı olacak veya hakemin yanında bir tane tercüman olacak, çevirmen olacak. Bu da ayrı bir sıkıntı oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Evet, şu anda hattımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü sevgili Nihat Erence var. Sayın Erence, yerimiz hoş geldiniz. Günaydın tüm Radyospor dinleyicilerine, selamlar olsun Trabzon'dan. Tabii televizyonlara da bağlanınca bazen izleyiciler diye kaçıyor değil mi? Kaçmaya çalışıyor. Tabii. doğru. Yani biz de biliyorsun hani uzun yıllar zaten seninle Fotomaç'ta sabahla evet. Birlikte çalışmıştık. Fotomaç kurulduğundan itibaren vardı evet, Nihat abi. Sonrasında biz ben bayağı da bir 10 küsur yılda televizyonculuk yaptım. Doğru. Hatta şöyle televizyonculuk daha cazip, daha güzel, daha hoş. Ama yine dönüp dolaşıp demek ki gazetecilikten uzaklaşamıyoruz. Aynen. Keyifle yapıyoruz. Tabii güzel tarafı o. Gazeteciliğin en güzel tarafı zaten hani sen de yıllarca yaşadın. Meşakkatı çok ama evet. Şeyi güzel. Yani keyifli. Genç nesle de hani bazen diyorlar olmayın falan diyorlar ama ben buradan hani Radyospor aracılığıyla söylüyorum.
Gazetecilik mesleği çok güzel. Bence olun. Peki. Hem de iyi gazeteciler, iyi televizyoncular olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karadeniz derbisi diyebiliriz aslında ona. Trabzon-Rize maçına için. Hakikaten maç öncesi iki başkandan da çok çok güzel dostluk mesajları, dostluk rüzgarları esiyor. Ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Ya şöyle Aygün, aslında burada şu, yani Denizli'ye yiğidin hakkını iyi de verelim. Bu hafta bizim Trabzon TSYD, Türkiye Spor Yazarlığı Derneği Trabzon Şubemiz gerçekten çok iyi çalıştı. Çocuklar o kadar iyi işler yaptılar ki, mesela bu başkanların bir araya getirilmesi, bunların hepsi yani bizim de ortak çabalarımız sonucu, ama emek onların. Yani çok güzel işler yaptılar. Şu anda iki şehir de şunu istiyor. Hem Trabzon hem Rize. Evet, maçı kazanabiliriz. Ben de kazanabilirim. Sen de kazanabilirsin. Ama bu dostluk ebedi olsun, tıpkı eskisi gibi. Ebedi olsun. Kesinlikle yani şehirler arasında öyle sıkıntılar yaşanmasın. Ki bunlara da şu anda başkanların da öncülük etmesi çok daha anlamlı oluyor. Çok daha güzel oluyor. Güzel şeyler. Ahmet Ağalı şunu diyor mesela. Evet diyor, iki şehir arasında sportif rekabet olacak. Biz şampiyonluğu oynuyoruz. Hedefimiz bu sene şampiyonluk. Mutlaka kazanmamız gereken maç. Kazanacağız ama fark etmeyecek. Maç bittiğinde biz yine Rize Spor'la buradaki tribünde bizler, yöneticiler birbirimize sarılacağız. Saha içinde futbolcularımız birbirine sarılacak. Böyle bir ortam olmalı diyor. Aynı şekilde sevgili Tahir Kıran da aynı şeyleri söylüyor. Yani biz diyor iki şehir, Rize ve Trabzon, hep de tırnak gibi, yani birbirleriyle ayrılması, ayrışması mümkün değil. Zaman zaman böyle bazı bir takım tatsızlıklar oluşmuş. Ama bunların hepsi diyor geçmişte kaldı. Biz de diyor hem Ahmet Başkan hem de ben bu konuda öncülük etmek istiyoruz. Bu öncülüğü de yapmak istiyoruz. İlk fitili de diyor şeyde ateşleyelim. Fitil ateşleyelim mi? Bu cuma günü oynanacak. Güzel bir günde, 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı, muhteşem bir gün. Yani öyle bir günde de oynanması Trabzonspor ve spor maçının çok daha anlamlı olacak. Yani tabii ki Trabzonspor'un hedefleri var. Kazanmak zorunda, kazanmak isteyecek. Rize Spor'un sıkıntıları var. Geçen hafta bir galibiyet aldı. O seriyi devam ettirmek istiyor. Yani en azından buradan Akyazı'dan bir puan alarak ayrılmak istiyor. Güzel maç olsun. Hani tabii ki bir gönlümüzden geçen, yani kimsenin üzülmeden ayrılacağı bir spor, ama hedefe giden Trabzonspor'un da mutlaka kazanması gereken bir maç diye düşünüyorum. Eksikleri olmasına rağmen deplasmandan belki kötü bir maç sergilemesine rağmen 3 puanla dönmek bence başarıydı Trabzon açısından. Neler söylersiniz? Ya şöyle söyleyelim, aslında Göztepe maçını biz hani şöyle şu gözle aslında analiz etmek lazım. Eksik çoktur. Çok önemli oyuncular yoktu ki, bunların en başında da Bakasetas vardı, takımın en önemli silahıydı. Ama ona rağmen Abdullah Avcı artık takımda bir şablon oturttu Aygün. Yani takım yenilmemeyi öğrendi. Kolay değil, 22 hafta hiç kaybetmemişsiniz. 23. haftaya gidiyorsunuz. 24-25 bu seri böyle devam edecek. Yani bu azımsanacak, küçümsenecek bir şey değil. O olayı öğrendi futbolcular. Yani saha içinde artık Trabzonspor bir takım. Bir de en güzel tarafı da şu. Takımı sayarken 10 tane ismi anında sayabiliyorsunuz. Evet, o çok önemli. Oturursun. Yani 10 ismi sayabiliyorsanız o takım olmuştur zaten. Doğru. Bir de yabancılar da çok iyi oturdu. Yani işte Hamş bakıyorsun. Mesela o gün oynamayacak diye bekliyorduk biz. Hoca ile konuşuyor. Diyor ki oynamak istiyorum diyor. Yani fedakarlık yapıyor ki bir dünya yıldızı yani. Şunu da diyebilirdi. Profesyonelim ben, bu ayakta oynamam diye. Çıktı oynadı. Yani evet, ilk yarıda Trabzonspor Göztepe karşısında iyi değildi. Ama iyi bir takım savunması yaptı. İkinci yarı biraz daha hocanın da bir iki dokunuşluğuyla işte orta sahayı Siyopis'e aldı. Orta saha hareketlendi. Biraz daha forvet aksiyonlarını fazlalaştırdı. Bir tane de gol buldu. 1-0, 3 puan. Yani sonuçta 5-0'da kazansanız hanemizde 3 puan yazılıyor. Tabii o, ama tabii fazla gollerde biliyorsun sezon sonunda bir averaj anlamında puanlar eşit olduğu zaman, ki bu sene yaşandı, averaj anlamında da önemli oluyor. Onda söylemekte fayda var. Doğru. Ama burada şunu söyleyeyim, yani kötü oynanırken bile kazanmak bence çok önemli. Doğru. İki kesimde doğru. Şöyle diyelim onu aslında. Evet, bazen böyle kötü oynarken bir spor kazanmak, yani kötü derken aslında oyunu tutarak oynamak. Tutarak oynamakla kazanmak çok güzel. Trabzonspor bunu başardı. Dediğim gibi Abdullah Avcı artık takım içindeki tüm oyuncuların hangi kapasitede olduğunu, hangi katkıyı sağlayabileceğini
En büyük şey de şu, kenardan gelen oyuncuların katkısı çok fazla. Yani kimi koysa. Kulübeden gelenlerin büyük katkısı. Doğru. Kulübeden çıkıp mesela Sörpüs o gün girdi, maçın şeklini değiştirdi. Evet. Orta saha hareketlendi, daha dirençli oldu. Trabzonspor daha fazla hücuma çıkmaya başladı. Yani kenardan mesela Dorukhan yoruldu, onun yerine Serkan Hasan'ı aldı. Serkan Hasan hani belki tecrübesi çok yüksek değil ama hani şey, tabiri caizse komikaze gibi oynadı. Bunlar güzel şeyler. Hatırla 2-3 hafta önce Ahmet Can denen İncirlik bir çocuğu ilk 11 sahaya koydu. Hiçbir şey sanki yani hani belir ya kızdığımız Trabzonsporlu gibi çıktı. Çatır çatır oynadı. Bunlar güzel bir şey yani. Nihat abi istersen çok kısa bir ara verelim. Tamam. Çok kısa bir reklam aramız var. O tamamdır. Arayı verelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü soracağım sorular da var sizlere. Tamamdır. Çok kısa bir ara. Çok kısa bir ara. Tamamdır. Reklam. Saat 11. En yüksek oranlar sadece Misli.com'da. İddianın süper oranlarla oyna. Aynı tutarla daha çok kazan. Misli.com'dasın. Misliyle kralsın. Reklam. Türkiye kadın ve erkek milli futbol ve voleybol takımları ana sponsoru BTC Türk finans haberlerini sunar. BTC Türk'te olsan. BTC Türk'te şu dakikalarda Bitcoin 574 bin lira, Ethereum 39.800 lira civarında işlem görüyor. Serbest piyasada dolar yaklaşık 9 lira 48 kuruş, euro yaklaşık 11 lira 3 kuruştan satılıyor, altının gramı 545 liradan alıcı buluyor. Türkiye kadın ve erkek milli futbol ve voleybol takımları ana sponsoru BTC Türk finans haberlerini sundu. BTC Türk'te olsan... Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Sayın Nihat Erence var. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Marek Hamşik hakikaten inanılmaz bir performans sergiliyor. Ve Karadeniz Gazetesi muhabirinde sormuş olduğu çok güzel bir soru var. Ona da vermiş olduğu bir cevap var. Neler söylersiniz o açıklamalarla ilgili? Yani şöyle, bizim Barışcan Atmaca şu soruyu soruyor. Bu sene yenilmez iki tane takım var Avrupa'da. Bir tanesi Napoli, birkaç takım daha var da. Yani dört takım, toplam 154 takım içerisinde 5 takım, pardon çok özür dilerim, yenilmeyen 5 takım var 154 evet. takım içerisinde, doğru. Evet, şimdi onların arasında Napoli ve tabii ki bizi ilgilendiren Trabzonspor. Napoli 12 yıl oynadı Marek Hamşik orada. Evet. Yani Napoli'nin efsanesi, yani Maradona'dan sonraki ikinci efsane orada. Ama orada bir şampiyonluk yaşayamadı. Şimdi ciddi bir ukde var. Burada konuştuğumda dünkü toplantıda da onun üzerine çok vurgu yaptı. İnşallah dedi, yani tabii ki inşallah derken burada şey anlamı tırnak içinde söylüyorum. O şampiyonluğu burada yaşarım. Trabzonspor forması altında, hele ki dedi Napoli şampiyon olursa benim için daha büyük keyif olur. Yani çok sevdiğim iki kulübün şampiyonluğunu bu sezon görmüş olurum. Güzel yani, dilekler güzel. Şeylerle çok iyi. Bu arada zaman zaman mesela eskiden çok daha sık olurdu. Trabzonsporlu futbolcular halkın içinde olurdu. Çay bahçelerinde otururlardı. Çay ocaklarında sohbet ederlerdi. Şimdi mesela onu da yavaş yavaş görüyorum. Mesela alışveriş merkezlerine geldiği zaman, işte geçen gün Hamşik yine böyle bir ortamda. Çok sıcak, samimi. Herkesle oturup yanında da tercümanıyla beraber sohbetler edebiliyorlar. İşte taraftarlar soru soruyor. Onlara aynı şekilde, aynı güzellikte cevap veriyor. Yani o şeyi sevmeleri, sahiplenmeleri de aslında şu anki başarının en önemli paylarından birisi. Son soruma gelmeden önce bir de iddiaya baktığımız zaman iddia Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranlarını 2.85 açıkladı. Fenerbahçe 3.20, Galatasaray 5.50 yaptı. Yani zaten şampiyonluğa yakın bir kadro kurdu. Şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurdu Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Ahmet Ağoğlu. Neler söylersiniz bu oranlarla ilgili? Ya şöyle, tabii ki bu oranlar biliyorsun haftalık başarılara göre evet, değişiyor. Şimdi Trabzonspor ligin zirvesinde tabii ki şampiyonluk adayı olarak en ilk sırada gösterilmesi kadar doğal bir şey yok. Beşiktaş'ın da Galatasaray yenmesinin ardından o sıraya çıkması. Ama dediğim gibi daha çok önümüzden deniyor, bu köprünün altından daha çok sular akar. Daha çok değişir. Ama evet, Trabzonspor daha birinci haftaya başladığında Aygün, hoca, şehir, başkan, hep taraftar aynı şeyi söyledi. Bu sene biz şampiyon olacağız. Yani en azından niyet bu.
ve gidişat da bu şekilde. Umarım bu istek, bu arzı sezon sonunda kupayla taşlanır. Bir de şunu sormak istiyorum Sayın Nihat Erence. Rize maçı öncesi sakatlığı olan, oynayamayacak durumda olan futbolcular var mı? Şu anda tabii kadroda da biraz eksiklikler var. Tam anlamıyla çalışmalar da yapılamıyor. Neler söylersiniz? Yani şöyle, mesela dünkü idmanda 9 kişi yoktu. Yani çok önemli bir sayı. Ama bunların içinde biz geçen gün doktorla da bu konuyu konuştuk. Sağlık Kurulu Başkanı var, Kibar Yaşar Güven. Bize şunu söyledi. Beşiktaş maçında bir tek Feres olmayacak. Diğer bütün futbolcular olacak. Ben bu hafta tahmin ediyorum ki, şöyle söyleyeyim. Feres oynamaz. Tronsen oynamaz. Koita ve parmağın durumları biraz daha iyi. Bugün muhtemelen onlar da takımla beraber çalışmalara başlayacaklar. Vakame'yi yetiştirmeye çalışıyor hoca. Onu çok istiyor. Bu hafta mutlaka Rize maçında olsun istiyor. Yani benim tahminim bu hafta birçok oyuncu geri dönecek. Şimdi mesela Bakasetas'ı dinlendirdi dün. Riske etmedi. Belki bugün de idmana çıkarmayacak. Yarın son idmanda olacak. Öyle bir düşüncesi var. Bir de şimdi mesela şöyle örnek vereyim. Geçen hafta Cornelius 5 gün yoktu. Hiçbir idmana çıkmadı. Göztepe karşısında ikinci yarı hoca görev verdi. Hiçbir şey olmamış gibi. Çocuğun doğumundan dolayı Danimarka'daydı. Hiçbir şey olmamış gibi çıktı. Aslanlar gibi oynadı. Aynı şekilde Hamşik oynamaz dedik. Yani hazır değil dedik. Çıktı. O çok da başarılı bir futbol ortaya koydu. Ben tahmin ediyorum. Hani biraz hoca bu şeyleri hani zaman zaman oyuncuları dinlendirip hem de daha maça daha hazır hale getirmek istiyor ki. Ben tahmin ediyorum bu hafta yani oynamayacaklardan bir tanesi Tronsen, diğeri Perez olur. Ya Vakame, Bakasetas, Hamşik, bunların hepsinin ben sahada olacağını düşünüyorum. Koita'dan tam anlamıyla bir yarar sağlanamadı gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ya şöyle, biz o transfer olduğunda da Aygün hatırlarsın, yine seninle konuşmuştuk. Hatta bak bugün yine 83 maç kaçırmış şeydi Kasımpaşa'da. Kaç maç? Ben bunu bizim sağlık kuruluna da kaç sormuştum. Maç? Dedim ki 83 maç. 83 maç? Maç. 4,5 yıl oynamış, 83 maç kaçırmış. Yani oynamış derken oynamamış aslında. 4 yıl içerisinde 83 maç. Tabii, çok büyük oran yani. 83 maç kaçırmış. Ben bunu bir... 2 sezon gitmiş neredeyse sormuş. Yani. 2 sezon gitmiş. 2-2,5 sezon evden gitmiş. Dedim ki ya arkadaş, siz bunu aldınız ama bu adamın demek ki ciddi bir sakatlığı var yani. Kaliteli bir futbolcu. Kalitesiyle kimse bir şey demiyor. Ama sorunlu. Bunun gerekli araştırması yapıldı mı? Yapıldı. Problem yok bende. Hatta başlığımı da bugün gibi hatırlıyorum. İkinci Plaza skandalı olmasın demiştim. Plaza'yı biliyorsun. Devre arasında göndermiştim sakatlığından dolayı. Yani tabii ki isteriz, umarız Koyta döner. İyi bir Koyta Trabzonspor'a elbette en azından alternatif olarak yardımcı olur ama şu anki görüntüsü itibariyle daha geride 10 hafta bitti. 11. hafta oynayacağız. Koyta'dan hiç faydalanamaz. Anladım. Peki Nihat abi, eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Valla tüm Radyo Spor dinleyenlerine selamlar olsun buradan. Tekrar görüşmek üzere. Peki. Çok teşekkür ederim. Aklımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erence vardı. Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz şu anda 11.11'i devam geçiyor. Mesajlara bakalım. Ondan sonra zaten Hakan Can abimize bağlanacağımızı söyleyelim. Vedat İnancı'nın mesajını okuduk. Tekrar gelmiş o mesaj. Twitter'a da bakalım aslında. Twitter'da da çok fazla mesajlar gördüm çünkü. Sonra Aygün abi niye okumuyorsunuz diye bana şey yapıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Ne demişler? Aynı mesajı hem Instagram'dan hem de Twitter'dan atan arkadaşlarımız var. Ama tabii ki beklenen isim. Ona öyle söylüyorum. Onunla sohbet etmek bana inanılmaz keyif veriyor. Sevgili Fanatik Gazetesi yazarı, sevgili Hakan Can abimiz yayınımızda. Hakan abi, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk genç Aygün. Ben de yayın yapmaktan çok keyif alıyorum kardeşim. Hakan abi, anons olduğu zaman sabahtan itibaren Hakan Can abi bize... defa biri bana beklenen adam dedi yani. Ben ne güzel bir şey kaldım. Ya. Gençliğin verdiği bir şey Hakan abi. Bu gençlikten gelen bir şey. Evet. Gençliğin. Evet. Z kuşağı diyoruz ya biz abi. Z kuşağı. Evet.
Evet. Ondan dolayı. Şuradan başlamak istiyorum sevgili Hakan abi. Müsaade ederseniz. İddiada tabii her hafta oranlar değişiyor ama baktığımız zaman Beşiktaş'ta Trabzonspor'un 2.85'lik bir oranı olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın oranı 5.50'lere inmiş vaziyette puan farkından dolayı. Fenerbahçe 3.20 gözüküyor oranlara baktığımızda. Sanki lig biraz daha Beşiktaş Trabzon arasında gidecek gibi mi gözüküyor, ne dersiniz? Öyle gözüküyor. Ama Beşiktaş Trabzon arasında değil, Trabzon Beşiktaş arasında. Veya Trabzon Beşiktaş, doğru. Çünkü benim favorim Trabzonspor. Öyle mi? Tabii canım, söyledim daha önce. Daha önce de söylediniz ama kadro yapısından yedek kulübesinin zenginliği anlamında mı söylüyorsunuz yoksa? Her açıdan, her açıdan. Yani şampiyonluğa daha aç olan takım o. Bir dünya avantajları var. Beşiktaş'ın çarşamba pazar maçları çok olumsuz etkiledi onları. Hala zorlu bir 3 hafta var. Ve bütün belirleyeceğin daha arada 28 hafta olmasına rağmen 2 hafta sonra İnönü'nde oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının şampiyonluk yarışı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman Trabzonspor İnönü'nden bir galibiyet ayrılabilirse şampiyonluğun net ve tek favorisi diyebilirim. Çok iddialı söyledim abi. Beşiktaş büyük kadro, çok kaliteli kadro. Pjanić izlemekten büyük keyif alıyorum. Bu seneki şansımız da benim adıma Pjanić. Oraya bakıyor, top atıyor, buraya bakıyor, top atıyor. Bu kadar basit oynayarak bu kadar büyük fark yaratmak büyük oyuncuların işi. Ben bilmiyorum ya, işte bu dört büyükler hep yarıştılar tarih boyunca. Bundan sonra da yarışacaklar. Ama hiç kimse bir başka işte Konya'yıydı, Hatay'ıydı, şunuydu, bunuydu, hala aday göstermiyorlar. Çünkü üzüm maratonda bu takımlar hep önde oluyorlar. Biraz ben, pardon abi, pardon, buyurun buyurun, pardon. Ben Galatasaray'ın falan şansın olmadığını söyleyebilir mi herhangi bir insanın? Onların da kadrosu çok kaliteli. Büyük tecrübesi var. Büyük bir camia. Yani. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonlukta şansı daha kafadan bitebilir mi? Oyuncu değişikliği yapıyorsun. 5 tane milli oyuncu birden giriyor yani. Ama hocaları berbat işte. Neyse, şimdi konuşalım abi. Biraz böyle sanki Batshuayi ilk transfer edildiği zaman inanılmazdı. Gazetelerde, manşetlerde de sanki Batshuayi de biraz beklentinin altında bir performans mı sergiliyor? Onunla ilgili neler söylersiniz? Bir yavaş yani, belli bir kesim biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz falan gibi konuşmaya da başlayanlar da olduğu anlamda söylüyorum. Vallahi yani Fenerbahçeliler herhalde Batshuayi'yi alsalar 3 gün 3 gece bayram olarak kutlayabilirler. Adam öyle bir santrafor. Öyle bir santrafor yani. Evet. Fenerbahçe santrafor o kadar hasret kaldı ki her oyuncunun kötü dönemleri olur. Adam bize neler yapabildiğini gösterdi. Belçika milli takımında oynamak, Premier Lig'de oynamak falan, bunlar kolay işler değil. Adam iyi santrafor. Formsuz bir dönem, ben yüksek verim alacağı dönemin yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ara takımın neredeyse büyük çoğunluğu sakatlandı. Omurga yoktu bir ara. Olur böyle şeyler. Ben çok gol atacağını tahmin ediyorum. Batshuayi diyorsunuz. Mesela ufak ufak da sorular geliyor. Hem o sorularla gidip hem de normal soruları da sormak istiyorum müsaade ederseniz. Kafalardan seken top demiş ki Hakan abiye sorum. Josef bu sene orta alanda tek kalıyor ve Beşiktaş daha çok pozisyon veriyor. Geçen sene Atiba çok yardımcı oluyordu. Pjanić bu konuda yardımcı olmuyor. Son olarak da kafalardan seken top Galatasaray gol oldu. İkinci golümüz Letonya'dan selamlar demiş. Ne dersiniz? Aleyküm selam. Kafalardan çeken topu ikinci soruya. Şöyle söyleyeyim. Josef bu sene orta alanda tek kalıyor. Onu anladım. Galatasaray ikinci gol falan bir şey dedi. Geçen seneden sonra Atiba çok Pjanić bu konuda yardımcı olmuyor demiş. Son olarak da kafalardan seken top Galatasaray'a gol oldu. İkinci golümüz demiş. Öyle bir espri gibi şey yapmış. Evet, tamam, anladın şimdi değil mi abi? Öyle bir espri koymuş. Öyle soru işte, anlamında değil. Josef bu ülkenin en iyi ön liberolarından bir tanesi. Hı hı. Ve Sergen Yalçın önde iyi baskı yaptırıp yetenekli ayaklarla fark yaratmak istiyor. Josef çok iyi oynadı. Hı hı. Yani Galatasaray iki tane çok kaliteli ön libero oynarken Sergen Hoca
Joseph tercih etti. Geçen sene hep konuştuk seninle, yılın transferidir diye. Yani bonservisiz Joseph'i almak büyük iş. Ya orada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin almaması bence büyük hata. Resmen uyudular ve şimdi hala o pozisyona adam bakıyorlar. İşte tecrübesizler de şöyleydi, böyleydi diye konuşuyorlar. Doğru. Pierre'in işten de savunmaya da yardım ettiğini düşünüyorum. Öyle sadece top ayağındayken oynayan bir oyuncu değil. Ama ben ona bile razıyım. Ya adam bir gol yiyince. Ya dakika bir direkten dönen orta. Sonra sol ayağıyla tek topta Batshuayi defans arkasına kaçırdığı bir uzun top var. Sola veriyor, sağa veriyor. İki oyuncu, üç oyuncu birden düşürüyor. Hı hı. Ya basiti bu kadar güzel yapmak işte büyük oyuncuların işi. Çok keyif alıyorum. Keşke şu hakem yorumculuğunu da bırakabilsek de sadece top konuşabilsek. Çok şahane olur. O kısma zaten ikinci bölümde geçeceğim. O MHK ile ilgili sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Orada da çok farklı konular konuşuluyor. Madem ki foul, ben niye yerdeyim? Günaydın Aygün abi. Faal olduğu için oradasın. İşte o. günaydın Aygün abi. Kadife sesli işte Hakan abime demiş. Bana bir şey söylememiş tabii. Kadife sesli Hakan abime sevgiler, saygılar. Sizce Ersin Destanoğlu'nun milli takıma seçilme zamanı gelmedi mi demiş. Niye böyle bir şey sormuş? Geldi. Geldi. Geldi ama geldi. Bunları tartışmanın bir anlamı yok değil mi? Ne Uğurcan'a, ne Ersin'le, ne Altay'a, hiçbirine fayda. Bunlar birbirinden kaliteli oyuncular ama bence haklı geldi. Kardeşim, benim takımım kalecisi, benim takımım şampiyon yaptı. Hayati goller kurtardı. Ümit milli takımda da özellikle en son maçta olağanüstü bir dakikada 4 gol kurtardı. İşler yapıyor. Gönlüm benim kalecimi korumak istiyor diyebilir. Ben de buna saygı gösteririm ve hak ettim. Anladım. Ben hak ettiğimi de düşünüyorum. Yani. Kesinlikle ben de katılıyorum. Genç amaçta ne derse, yani en rahat olduğumuz pozisyon kaleci pozisyonu. Şu an evet, uzun yıllar hem de değil mi Hakan abi? Uzun yıllar. Evet. O 15 sene rahatız abi. Aynen. Evet. En az 15 sene dediğiniz gibi doğru, rahatız. Evet. Şimdi buna yakın bir soru gelmiş. Aslında iki soruyu birleştirerek sormak istiyorum müsaade ederseniz. Özgür Güven demiş ki, merhaba Hakan abime sorun, Pereira sistemi değiştirmeli diye düşünüyorum demiş. Aynı soruyu Jardel demiş ki, Hakan abime selamlar, ben Victor Pereira'nın üçlü savunma oynatmasını destekliyorum. Farklı bir yaklaşım. Hep aynı sistemde oynayan... Çok saygılı. Takımlardan sıkıldık demiş. Takımlardan sıkıldık. Şahane. Galatasaray'ın bence bir sol beke ihtiyacı var diyor. Barış Alper burada olabilir mi? O fizik gücü var onda demiş. Ne dersiniz? Barış Alper sol kanatta zor olur. Bence de zor olur. Şimdi iki yaklaşıma da saygı duymalıyız. Hı hı. Birisi diyor ki, kardeşim dörtlü savunmayla oynamalı. Hı hı. Bence de dörtlü savunmayla oynamalı. 4-2-3-1'i mi destekliyorsunuz siz Hakan abi? Nasıl bir sistem? Jardel diyor ki, hı, ya üçlü oynasınlar. Şimdi ona da saygı duyuyorum. Çünkü İtalya bir üçlü oynadı ki hepimizin başı döndü. Ama onun iki kanatlarına baktığımız zaman, geri gidişlerine baktığımız zaman. Onu söyleyeceğim zaten. Yani oynarsın abi üçlü. Kralını da oynarsın. O oyunu oynayabilecek oyuncun varsa. Yani Ferdi oynuyor mesela Fenerbahçe'nin kanadında. İkili mücadelelerde biraz hırpalandığı zaman tamamen çökeceğini düşündüğüm bir organizasyon. İşe yaramadı. Şimdi Fenerbahçe hangi takıma karşı bariz üstünlük kurdu sezon başından bu yana? Eintracht Frankfurt maçında beğendik. İyi oynadılar. Belkası gol yapsaydı şahane olacaktı. İyi oynadığı maç. Rakibi ezdiği, pozisyon vermediği maç. Yok. Ya kaç tane transfer yaptı bu takım? Ali Koç bu transferleri Vitor böyle istediği için yapmadı mı? Yani Alanya'dan alınan şahane stoperi bizim takımın oyuncusu değil, üçlü oynayamaz diye göndermedi mi? Hı hı. Ben Fenerbahçe'nin iyi futbol oynamadığını düşünüyorum. Pereira varken iyi de oynamayacağını düşünüyorum.
Pereira'nın tazminat çalışmalarına başladığını düşünüyorum. Bekleyeceğiz. Yani teknik konuşmanın pek de anlamı yok. Yani orada büyük bir sıkıntı var. Hı hı. Ali Koç mikrofonla anons yapıyor. Ali Koç salonda gidiyor. Taraflara tartışıyor. Seyirciye terbiye vermeye kalkıyor. Ali Koç ilk başta tribünden atladı taraftarın üstüne. Ali Koç bir deplasmanda kaptanıyla sportif direktörünü özür dilemeye gönderdi. Ali Koç daha 9. haftada Mesut Özil'e özür diletti. Ya kardeşim, bu bir eğlence. Siz oyuncunuzun elinden geleni yaptığına inanıyorsanız tadından yenmez bir şey bu. Siz diyorsunuz ki 15 puanı hakemler çaldı aynı gün. Hı hı. 15 puanı hakemler çaldıysa Erol Bulut'u niye gönderdiniz? Yani aksayan Erol Bulut değilmiş. Hı. Ve disiplin kurulu da ceza vermedi ona. Dediler ki Ali Başkanımız haklı. Bizim hakemler... Ama oradaki açıklama tedbirsizdi zaten. Tedbirsiz dediği zaman zaten ceza gelmeyeceği belliydi abi. Şeyde, tedbirsiz yazıyor. Hakemiz arasında. Olur öyle şeyler. Yani sinirli anında söylemiş başkanımız. Biz ceza vermiyoruz dediler. Bu disipline takip. Hayırlısıyla bir tarihi olsa çok sevineceğim. Tarihin sayfalarında kaybolup gitseler keşke. Tarihin sayfalarında kaybolup gitseler. Hakan abi, şunu soracaktım ben size. Demin hani üçlü sistem, dörtlü sistem dedik ya. Genellikle sistem üzerinden yorumlar da çok fazla yapılıyor. Siz mesela bu kadro yapısına baktığınız zaman Fenerbahçe'nin nasıl bir sistem içerisinde olmasının yarar sağlayacağını düşünüyor. Yani 4-2-3-1 mi, 3-4-3 mü, 4-1-4-1 mi anlamında soruyorum. Nasıl bir sistem sence Fenerbahçe'ye daha fayda sağlayabilir? Yani ben bu memlekette önce gol yemeyeceksin. O zaman dörtte defans. Kimse masal anlatmaz. Üç büyük böyledir. Onlar formasını koysan favoridir. Hı hı. Gol yemeyeceksin abi. Hı hı. İyi savunma yapacaksın, sonra birlikte de hücum yapmayı becereceksin. Tabii üç büyüklerin ekonomik anlamda özgürlükleri rakiplerinden daha iyi olduğu için ön tarafta da daha kaliteli oyuncular bulacaklarından dolayı fark yaratır. Ama Fenerbahçe'de yok. Önce gol yemeyeceksin. Yani ben dörtlü oynarım önlerine. Bayern Münih'te oynamış. Yani ön liberola iyisini koyarım, artık kaptanlığa da yükselir. Hiç tartışmadan, hiç düşünmeden 4-3-3'de oynasam, 4-2-3-1'de oynasam, 4-1-3-2'de oynasam, 4-1-4-1'de oynasam Mert Hakan'a o formayı muhakkak verir. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Mesut Özil'e veririm. Gel birader derim. Nasıl oynayalım derim. Sen ne istiyorsun derim. Çünkü bazen oyunlar oyuncuya göre oynanır. Doğru. O oyuncu Mesut Özil ise dersin ki, yani bütün taraftar da ondan resital bekliyorsa, şov bekliyorsa, kardeş sen bu işi nasıl yapabilirsin derim, aklım yetmiyorsa. Mesut da der ki ya hoca böyle oynasak, yanında Sosa olsun, önde yani orta sahada bir Hamal olsun, o işi en iyi Mert Hakan yapıyor, atak da sonlandırıyor. Hı hı. Bence böyle olabilirdi desin. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarda kreatif, ayağına top yakışan, çabuk oynayan, doğru pas yapan oyuncular şart. Katır kutur futboldan bu kulüplerin taraftarları mutlu olmaz. Bunları kullanmıyorsun, iyi oynatamıyorsun. Ve öyle çakalsın ki hep hedef tahtası haline getiriyorsun bu oyuncuları. Sosa da çok iyi oyuncu. Mesut da çok iyi oyuncu. Ben olsam dörtlü savunmayı yaparım. Nazım'ı ve Nova sağda solda oynatırım. Hmm. Göbeği kimle Zalay mı yaparsınız? Serdar'la kim mi yaparsınız? Kim ve Zalay canım yani. Kim ve Zalay yaparsınız. Evet, yani onlarla üçlü de oynayabilirim. Serdar ya da Novak'la. Yani Serdar'la oynamayı tercih ederim. İki tane sol stoper oynayacağım. Nova oynatmam. Ama dörtte oynarım abi. Dörtlüye de önemli diyorsunuz. Şimdi önüne. Yani ne kadar kolay ama bizim işimiz.
Oynar. Ama oynarım. Üçlüden daha başarılı olacağım. Dörtlü sistem bence de çok başarılı olacak zaten. Bu sistemde aslında 3-4-3'e baktığımız zaman bu sistemde geçen gün Rıdvan Dilmen'i de dinledim ben Hakan abi. Mesela Alex dedi. Alex de Souza'yı da Mesut Özil de bu sistemde oynatmanız mümkün değil dedi. Tabii ki canım. Ya çok basit. Çok da anlaçılır sebepleri evet, var yani. Evet aynı. Yani kadroya ya, koyamazsın bu iki ismi dedi. Bu iki yıldızı dedi. Burada o nereye koyacağını koyamazsın mümkün değil dedi. Hakikaten doğru. Ve yani güçlü oynadılar. Mesutsuz oynadıkları da maç oldu. Ya dersen ki Hakan'cığım boş konuşma ya. Bak şu maç ne muhteşem oynadı. Vitor Hoca'nın takımı ne şahane oynadı. Saçmalama ya. Sen de Mesut'u seyredeceğim diye hocaya saygısızlık etme. Hangi maçı iyi oynadı Fenerbahçe kardeşim? Birisi söylesin bana. Hatay maçını mı? Deplasmanda onu yenmek çok değerliydi ama hep hakemin üzerinden konuşulduğu için iki tane Hatay'ın penaltısı verilebilirdi mesela. Hı hı. İyi oyun? Hayır. Golden sonra pozisyonlar bulundu. Çok pozisyon verilmedi ama başka? İç sahada oynanan maç, Antalya Spor maçı, bu sene miydi o? En son Alanya maçı mı diyorsunuz? Alanya maçı. Evet, 75 dakika. Tek kale oynuyorsun, pozisyon yok. Yani 2,5. Serdar'ın ne avantaj sağladı sana? Yok, sonuçla desteklenmeli oyunlar. Anladım. Çok memnunuz. Başkanımız çok büyük. Taraftarımız çok büyük. Onlar için çok üzgünüm. Sonra 2,5 milyon euro tazminat. Hoşçakal. Bu filmin sonu oraya doğru gidiyor. Ama şunu söyleyeyim. Evet gidişat çünkü baktığımız zaman bir Konya maçı var. Arkasından Antwerp maçı var. İçeride Kayseri maçı var. Ve daha sonra da Galatasaray maçı var. Fenerbahçe'nin bu 4 maçına baktığımız zaman zor bir periyota giriyor Fenerbahçe. Peki Hakan abi B planı ne hoca anlamında? Vallahi dur onu ben bilemem. İşte onu sormaya çalışıyorum. Yani bir B planı hakikaten şu an düşündüğün zaman bulamıyorsun. Düşündüğün zaman bulamıyorsun bir B planı. Evet, Vitor'un yardımcısı olmaz bir defa. Kesin onlar zaten yani, ekip olarak gelip ekip olarak gidiyorlar. Hı-hı. Yani hepsinde yardımcılar devam etmişti de. Burada yardımcılar bakması mümkün değil, doğru. Bu sefer iş zor çünkü geçen sefer Emre'yi aşağı indirmişti. Sportif direktör de yok. Bilmiyorum, büyük sorun olur. Onun için Vitor kazanmalı yoksa Ali Bey'in işi çok zor. Doğru. Yani iş geriliyor. İlk defa patladı seyirci yönetim istifa diye. Ali Koç'a evet yani o biz hep şunu söyledik Hakan abi. Sayın Başkan'ın bir kredisi vardı ve kredi maalesef biraz erken tükenmeye başladı. Erken abi 3,5 sene oldu. Yani. Hayır ama geçen sene işte yapılan hatalar yapılan hatalardan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı erken tükendi kredi. Beyaz Martlar demiş ki Aygün abi Hakan abiye selamlar. Hadi gelme. Sarıyer'e bekliyoruz Hakan abi. Sarıyer maçını izlemek istiyoruz. Sarıyer taraftar olarak Aygün abi ve Sarıyer'in balıkları meşhur. Bir gün gelin dese bir balık ısmarlayayım demiş. Hakan abimle size demiş. Sevgili Beyaz Martılar. Beyaz Martılar sana selam olsun. İstanbul'a girişte ama bana Sarıyer her türlü uzak. Sana afiyet olsun. Sarıyer'e başarılar. Bana yakın abi. Hacı Osman'dan Sarıyer. 2 dakika abi. Bana çok yakın. Hacı Osman'dan Sarıyer. Kardeşimizi kırma. Evet Hakan abi. Şeye devam etmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Biraz da tabii bir soruya gideceğiz ama bir çok kısa bir reklam aramız var. Müsaade ederseniz bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar sizinle sohbete devam edelim. Çok kısa bir reklam aramız var. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. Attığımızda Fanatikas Spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi aslında bu konuya da biraz eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir soru geldi. Aygün abicim merhaba. Bu federasyon U14, U16, U18 müsabakalarını oynatıyor. Fakat U15 2 senedir özellikle oynatılmıyor. Bu nasıl bir mantıktır? Yazık günah bu çocuklara. Müsabaka oynamadan nasıl Türk futboluna katkıda bulunacaklar? Alt ligleri önemsemiyorlar diye bir mesaj. Ne diyorsunuz U15'lerle ilgili? Bir tek federasyon mu? Kardeşime helal olsun. Kulüpler? Evet kulüpler. Ya kulüp başkanları? Nerede? Bu 19 nerede? 19 nerede? Doğru. Niye yıkmıyorlar ya ortalığı? Ya ne biçim federasyonuz kardeşim siz?
oynatın bu çocukları niye demiyorlar? Doğru. Umurlarında değil çünkü. Umurlarında değil. Onlar herhangi bir kıytırık yabancıya 300 bin, 500 bin euro vermekten elleri titremez. Canları sağ olsun onların. En iyi altyapı antrenörlerine en iyi ücreti vermez ama bak git Galatasaray'a, git Fenerbahçe'ye, git Beşiktaş'a, git Trabzonspor'a. Hepsi milli takımlarda oynayan 15 yaş grubunda çocuklar var. Ama onlar maç yapmıyorlar. Kimin ne umurunda ya? Ya bunlar nasıl yönetici? Nasıl yönetici seçiyorlar? Kendileri nasıl müdahil oluyorlar? Çünkü onlar başkalarının çocukları. Hadi Ali Koç'un, hadi Burak Elmas'ın, hadi Ahmet Ağal'ın çocuklarının, kendi öz çocukların antrenmanına bir saat geç gelsin hocam, antrenörleri. Hadi maç organizasyonu yapılmasın, bak neler oluyor. Fikrim var. Muhtemelen o şubeler kapanır. Doğru. Başka kulüplerde. Doğru. Siz benim çocuğumla dalga mı geçiyorsunuz? Benim çocuğumu aldınız, niye oynatmıyorsunuz? Falan diye. Ama başkasının çocukları. Doğru. Şahane sormuş kardeşim. Cevabı sorunun içinde gizli. Çocuğuna değer vermeyen hiçbir şeye değer vermez. Doğru. Hakan Trapper çok enteresan bir soru sormuş. Ben bu sorunun cevabını biliyorum da Hakan abime sormak. Hakan abime selam. Türkiye'de, Türkiye spor medyasında hangi takımı tuttuğunu bilmediğim ve tahmin edemediğim tek kişi kendisi, saygılarımı arz ederim demiş. Estağfurullah. Şöyle, hangi takımı tuttuğumu tahmin ediyorsan ben o takımın taraftarıyım kardeşim. Amili takım. Hayır hayır, ben dört kulübün taraftarı biliyorum. Olmaktan da gurur duyarım kardeşim. Biliyorum. Ben Göztepe'liyim. Göztepe'liyim, biliyorum. Söylemedim ben. Dört kulübün taraftarı olmaktan da gurur duyarım. Bunlar büyük kulüpler, büyük camialar. Yani mevcut başkanlar, kimi başkanlar, kimi yönetimcilerin, yönetim kurulu üyelerinin yaptığı çapsızlıklar o camiayı tarif etmez ki. Bu camiaların büyük başkanları vardı. Büyük idealleri vardı. Biz o kulüpleri seviyoruz. O kulüplere aşığız. O kulüplere zarar veren yöneticilerden daha çok severim ben o kulüpleri. Dördünden de gurur duyarım. Beni gönlünüz hangi takımın amigosu, hangi başkanın maaşlı adamı olarak görüyorsanız, estağfurullah. Oradayım. Oradayım. Estağfurullah. Evet. Kulüpleri sevmek, rakipleri sevmek, rakiplere saygı göstermek lazım. Unuttuk biz bunu. Maalesef. Neyse. Hakan abi, bugün... Bu yeni kuşak da belki hiç öğrenmedi bile. Evet. Doğru. Bugün Nihat Özdemir'in katıldığı bir organizasyon vardı. Orada Nihat Özdemir çok enteresan bir cümlesi var. Şenol Güneş döneminde milli takımda Süper Lig'den iki oyuncu oynuyordu. Kuntz döneminde bu sayı sırasıyla 4 ile 6'ya çıktı diyor. Bir de diyor ki, yabancı kuralın gelmesiyle diyor Galatasaray Kerem'i yetiştirdi. Yabancı sınırlaması olmasaydı nasıl yetişecekti diye bir cümlesi var Nihat Özdemir'in. Yani %100 doğru. Ama kardeşim, şimdi gerçekten bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu ne anlatıyor bu amcalar diye konuşuyorlar bile. Arkadaşlar, Türkiye'de önce 3 yabancı futbolcuya izin verildi, sonra 4, 5 ama bunların hepsi siyaseten. Bazı kulüpler işte 5 artı 1, 5 artı 2, 6, 6 artı 2 böyle hep hile işlediğiyle ile arttıra arttıra, çünkü genç üretmeyen, yetiştirmeyen ve çareyi yabancılığa gören kulüpler alıyorlar. Aldıklarını gönderemedikleri için kontenjanlar hep artıyor. Ve bütün bu kararlar alındığında devrim deniyordu. Fatih Terim bir karar aldı. 14 Türk oyuncu kadroda bulundurmak zorunda diye. Yine devrim dediler. Nihat Beyler de alkışladılar. Yıldırım Beyler de alkışladılar. Herkes alkışladılar. Kulüpler alkışladılar. İlk defa devrim denmeyen bir şey yapıldı bu uygulama. Çünkü neden yapıldı? Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu almadığını hepimiz biliyoruz. Kardeşim, patronlar dediler ki ya indir, olmuyor böyle. Milli marşı söyleyen futbolcumuz yok ya. Haluk Ulusoy da diyordu bunu ta 2005 yılında. Kardeşim, hem A milli takım hem Ümit milli takım için 26 tane 16 32 tane oyuncuya ihtiyaç var. O yüzden en az
5 tane Türk olmalı ki bir sirkülasyon olsun, adam yetişsin de hala aynı noktadayız. Hala aynı noktadayız. Evet. Çok iyi, çok iyi oldu. Biz onu yaptık. Türk oynuyor. Türk oynuyor da bak bakalım biz çatlak sesler ne zaman çıkmaya başlayacak. Kerem'i bu kuraldan dolayı mı yetiştirdi Galatasaray? Ayıptır ya. Biraz da saygı. Aynen. Aynen. Adam Spor'da yayınlanmıştı müsabaka. Erzincan Spor'u, yani takım arkadaşlarının önemli katkısıyla, hocaların önemli katkısıyla, ama ligi çıkartırken lokomotif görevi görmüştü adam. Şıkır şıkır goller atmıştı. Yani o sayede oyuncu yetiştirmiş olduk biz. Olmaz. Ya bakış açımız tepeden tırnağa gelmiş. Ben bir disipline taktım kafayı. Niye? Bugünün favorisi disiplin kurulu. Çünkü sevkler anlamına mı söylüyorsunuz? Bu hakemler hırsız. Bizim 15 puanımızı çaldılar. Ali Koç, ceza yok. Osayi Samuel, Türk hakemler çok dışkıya benziyorlar. 3 maç. Ya Osayi'ye verdiğin ceza yanlış, ya Ali Koç'a vermediğin ceza yanlış. Ama bence Ali Koç'a vermediğin yanlış. Çünkü kim çalar? Hırsız çalar. Çaldılar mı? Ali Koç diyor ki çaldılar. Hırsızlık yaptılar. Sen diyorsun ki yani bu bir tespittir. Evet, hakemler hırsızlık yapmıştır. Hırsızlık da bilinçli yapılır. Ali Bey haklı, cezayı tayine yer yok. O zaman o hakemlerin hiçbirini çalıştırmayın. Ya def olsun gitsin bu disiplin kurulu ya. Bak ne kadar net söyledim. Net net doğru. Ama istifa falan etmezler. Ya şimdi Hakan abi. Onlar da kendi kararlarını vermiyorlar. Talimat da veriyorlar. Şunu söyleyeceğim yani dünya... Bana kimse masal anlatmasın. Aynen. Dünyanın hiçbir yerinde yani bir kişinin çıkıp da yani şimdi bakıyorsun maçtan sonra hocalar konuşuyor hop sek. Başkan bir şey söylüyor hop sek. Futbolcu bir şey söylüyor hop sek. Yani bu disiplin kurulunu Allah aşkına kimse bir şey söyleyemeyecek mi? Yani insanlar özgürce düşüncelerini söyleyemeyecek mi? Her şeyde sevk. Bak. O da var ama Hakan abi. Sevk iyidir, ceza iyidir. Marka değeri diye konuşuyor ya kulüp başkanları. Hı-hı. Sevgili kardeşlerim, dinleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu ya diyor bizim yayın marka değeri dediğin aslında tıraş. Marka dediğin şey yayın ihalesinin bedeli. Biz bir ürün çıkartıyoruz. O ürünün karşılığı kaç para? Araştırma yaptırıyorlar. Sizin gruba soruyorlar. Ya bize bir araştırsana bunun değeri gerçekten ne diye. Patronunuz diyor ki 80-100 milyon dolar. Daha dolar da 8.50'lerdeyken, 8.30'lardayken. Bu şu demek. 500 milyon dolara almıştı. 250'ye düştü. Tarihinde. Şimdi 250'ye düştü ama diyor ki bu ürünün değeri taş çatlasa 100 milyon dolar. Hı hı. Yayıncının bunun dışında para kazanma şansı yok. Adam niye alsın, hayır yapsın. Yurt dışından bir firmaya soruyorlar. O da aynı şeyi söylüyor. Çünkü yayın matematik. Matematik. Adam ölçüyor, biçiyor. Bu kadar para verirsem şu. Ne yapacaklar? IMG diye bir firmayla anlaşıyorlar. IMG'ye 300 bin dolar, 350 bin dolar senelik danışmanlık ücreti ödüyorlar. Bu adam Türkiye'deki firmaları dolaşacak diyecek ki bak bizim şöyle ürünümüz var, böyle ürünümüz var. Onu siz alın. Muhtemelen Acun Ilıcalı devreye girecektir. Neticede yayıncı kuruluşa buna 300-350'ye vermenin yollarını arayacaklar. Çünkü yayıncı kuruluşunun dijital platformundaki değer 2 milyar euroya satın aldılar şeyi, bütün platformu. İçinden futbolu çıkartırsan 50 milyon euro veren çıkar mı? Satranç oynuyorlar. Buradan da ihale bitince %1 verecekler ama malın değeri, bunlar iş adamı ya, öyle söyleyeyim, malın değeri 90 milyon dolar. O yüzden organizasyon değersizleşen herkese ceza verilmeli. Ali Koç'sa Ali Koç, Burak Elmas'sa Burak Elmas, kimse kim. Böyle saçmalık mı olur? O sayıya 3 maç, Ali Bey'e ceza yok. Hangisi daha fark konuşuyor? Evet. Türk hakemler dışkı gibi diyen mi, Türk hakemler hırsız diyen mi?
Onlar da haklı. Kardeşim, dünyanın neresinde kaç tane başkanı anons yaparken gördün? Taraftarın üstüne atlarken gördün? Anons yapmak da ayıp bir şey değil. Ama yok böyle bir şey. Ha, bunların hepsi bize özel. Ahbap-çavuş ilişkileri. Kaç tane profesyonel var Fenerbahçe'nin? Kardeşim, binlerce. Ama her şeyi başkan yapıyor. Motivasyon konuşmasını o yapıyor. Her şeyi o yapıyor. Her şeyi söyletme bana. Bir de demeci de o veriyor. Özürü de o diletiyor. Bu Galatasaray'da da bir benzerlik gösteriyor. Beşiktaş'ta da. Yani şimdi orada durumlar iyi olduğu için bunlara çok sık rastlamıyoruz. Yönetim ilkeleri tamamen değişmeli. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönettiğini gördüğümüz ama Kulüpler Birliği'nin artık fiilen yönettiği bir döneme geçtik. Bu disiplin kurulu defolsun gitsin diyorum. İstifasını demiyorum mesela ben artık. İstifa çok kibar ve bunlardan beklenebilecek bir şey olmadığı için bu şekilde yorumumu da yapmış oldum. Hakan abi, son sorum olsun. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Kıldın mı benden artık? Olur mu abi? Gönderiyorsun. Yok, 46 şu anda. 11.46. 11. Abi Osta'dan Osta'dan selamlar. Hakan abiye sormak istiyorum acaba. Selam. Federasyon bir kişi bile çıkıp şunu demiyorum. Bu artı olayını kaldıralım. Maksimum 9-10 yabancı olabilsin. Bu şekilde hem oyuncu değişikliği kaosu kalkar hem de Türkler de şans bulur. Oyuncu değişikliği de var demiş. Hakikaten artı 3'ler biraz sıkıntı yaratıyor. Evet, yani stoper sokmak için santrafor değiştirdi ya Sergen Hoca bu maç. Evet. Şey yapıyor, en basit Necip'i koyun diyor. Böyle bir şey var yani. Evet. Ya bu arada Necip'e de çok saygı duyuyorum. Aynen. Bu maçta helal olsun ona. Hile yaptı. Çok kızdım. Ha. Başka. Yani dirsek yemiş gibi yaptı. Mahvoldu. Rakip kırmızı kart görsün diye. Ama bu kadar fedakarca oynayan, her pozisyonda görevini iyi yapan, ücretini düşüren, kulübüne de aşık olan ve Beşiktaş taraftarının büyük çoğunluğundan hak ettiği saygıyı görmeyen geçen seneye kadar şahane bir Beşiktaşlı o. Yeri gelmişken onu da söyledim. Peki. Demiyorlar kardeşim federasyondan. Hiç kimse hiçbir şey demiyor. O federasyonun verdiği radikal kararlar bir yerlerden vahiy yoluyla geliyor. Teşbihte hata olmaz yani. Hı hı. Bunu böyle yapsanız çok iyi olur. Zaten efendim biz öyle düşünüyorduk diyorlar. Zaten arkadaşım o şekilde düşün. Aa, en iyisi Serdar Tatlı diyorlar. Ya siz de çok haklısınız diyorlar sonra kulüplere. Böyle garip garip şeyler oluyor. Bakalım kimi getirecekleri de. Bir iki günce belli olacakmış. Efendim? MHK'de kimi getirecekleri, ben farklı bir şey söyleyeyim. Bir iki gün içinde MHK'ye kimi getirecekleri belli olacakmış. Bir iki gün içerisinde. MHK. Vallahi helal olsun. Hiç acele etmesinler. Yani Cuma'yı da bekleyebilirler. Maç var çünkü. O şehirde hakemleri. Şimdi ne biliyor musun? Demin bir YouTube'daki videomu paylaştın. Retweet ettin, eksik olma. Kulüpler Birliği'nin başkanlarını arıyorlar artık. Hakemler torpil istiyor. Yani ben olabilir miyim? Böyle bu maalesef ya. Ya seni de çok sayarım, severim. Ya bu çok da insani bir şey bu. Yani orada ben olayım. Para var, prestij var. Gideyim ya ben de oraya. Hakemim, işim bu. Diyorlar. Kulüpler Birliği Başkanı cevap veriyor. Daha henüz kararımızı vermedik. Kim? Kulüpler Birliği'nden bir başkan. Bu ne demek? Patron biziz. Geçmiş olsun. Sarı öküzü bir verdiler. Artık herhangi bir irade beyanından bahsedemez Türkiye Futbol Federasyonu. Göreceğiz. Çok kısa zamanda. Sen benden sıkıldın ama yok, ben sıkılmadım. Beyicilerimden sıkılmadım. Sıkılmadım Hakan abi. Ben devam edeceğim. Bu arada size de bir müjdem var. Buyurun, buyurun. Zehirli çubuklardan artık kullanmıyorum. Ciddi mi? Bıraktı. Bitti. Tabii. Tebrik ediyorum abi. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ve herkese de tavsiye ediyorum. Bu arada yürüdüm. Uyandığım çaylar, kahveler, onlar bunlar hala uzağımda duruyor. En güzeli, en güzeli. Şey. En güzeli. Darısı hepinizin başına. Peki. Çok teşekkürler Hakan abi. Kendine iyi bak. Sağ ol. Evet, şu anda hemen bir Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları var. Bir canlı yayına gidelim. Ondan sonra programda devam edeceğini belirtelim. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.